Şimdi bizim sunuşumuzun başlığı Bağdat'la kesişiyordu. Türkiye kapitalizminin genel bir yapısıydı, anatomisiydi daha ziyade. Bunun kendi altında böyle biraz içeriklendirecektik. Ancak ben şöyle bir şey düşündüm. Sürekli Türkiye kapitalizmi diyoruz, Türkiye kapitalizmi diyoruz. Ya bu Türkiye kapitalizmi ne ola? Yani çünkü gene kapitalizm çok geniş bir mevhum. Bu mevhumun kendisini biraz daraltmamız gerekiyor. Çünkü kapitalizm dediğimizde her şeyi içerecek büyük bir sözcükten bahsediyoruz. Şimdi kapitalizm, Türkiye kapitalizmi dediğimizde birincisi belirli bir toprak ölçeğinde cereyan eden bütün üretim, mübadele ve dolaşım içilen hepsi. İkincisi gene belirli bir toprak ölçeğinde cereyan eden bütün üretim ilişkileri ve üretici güçlerin güncel durumu. Üçüncüsü de belki de bu en önemlisi, bütün bu kapitalist dinamiğin başka ülkelerdeki ya da coğrafyalardaki kapitalist dinamiklerle uyumu ya da uyumsuzluğu. Şimdi buradan bakmaya başladığımızda Türkiye kapitalizmi bize üç tane parametre sunuyor. Birincisi, kesinlikle demiş hasrına münhasır değil. Yani küresel piyasalardan tecrit edilmiş bir üretim anlayışı ve paradigması yok. İkincisi, otonom değil kesinlikle. Yani bu küresel tedarik veya medya zincirlerinin her yerine bir şekilde bağlı ve o genel eğilim ya da trend neyse ona uyum sağlamak zorunda. Üçüncüsü de jeopolitik veya jeoiktisadi olarak kesinlikle dışsallaştırılamaz. Ne demek yani dışsallaştırılamaz? Ne egemen ülkeler, sınıflar, devletler, bloklar tarafından bu bloğun ya da anlayışın dışında bırakılabilir, ne de tamamen içerilebilir. Şimdi bu kavramlara baktıktan sonra ben kademe kademe artık şey yapayım, Türkiye kapitalizminin güncel durumunu tarif etmeye çalışayım. Buradan da ticari ilişkilerine geçeyim. Bir tanesi Türkiye sermayesi uluslararasılaşıyor. Şimdi bu ne demek? Aslında bunu ilk Komünist Manifesto'da Marx ve Engels söylemişti. Şöyle bir cümle vardı hatırlarsınız. Sürekli genişleyen sürüm ihtiyacını karşılamak için burjuvazi, yer yuvalarının bütününe el koymakta, her yerde yerleşmesi, her yerde yapılaşması, her yerde bağlantılar kurması gerekiyor. Ya bu aslında şu demek, yani Marx zaten hiçbir şekilde dünya pazarı kavramını sermayeye aykırı ya da ondan çok farklı bir şekilde kullanmıyor. Tam tersine dünya pazarı sermaye içkin bir kavram. Şimdi buradan baktığımızda sermayenin uluslararasılaşması genel hatlarıyla yaşam süreci içerisinde sermayenin büründüğü başlıca gerçek biçimler olan 3 tane biçim bu. Para sermaye, meta sermaye ve üretken sermaye bunların bir türüdür. Ve bu süreçlerin biz tarihsel ve coğrafi olarak akıbetine de sermayenin uluslararasılaşması diyoruz. Ve rekabete dayalı ihracatçı bir modelde kesinlikle üretken sermaye, yani şu anda bugün konuşacağımız sermaye grupları, uluslararasılaşmak, başka ülkelerde pazar kurma ya da başka ulus üstü ya da çok uluslu şirketlerin bir parçası olmak zorunda. Ancak öyle var olabilir. 2000'lerden, daha doğrusu 2020'lerden itibaren salgın başladıktan sonra işte bu tedarik zincirindeki kırılganlıkların artması, finansallaşma balonunun patlaması, herkesin yeniden tekrar sabit sermaye veya istihdam ya da doğrudan para getiren, likidite de getiren doğrudan yabancı sermaye arayışının yönelmesi ve her önemlisi de sermayenin ulusallaşması olarak tarif edebileceğimiz şekilde başta ABD'de gördüğümüz büyük çaplı yığınsal meta üretim yapan herkesi reshoring diyorlar buna. Tekrar ülkesine çekme. Yani Trump'la başlamış bir eğilim bu. Ve Biden'la da devam ediyor. İşte enflasyon artırma yasası, başka yasalar ve vesaire üzerinden. Ve böyle bir ortamda, bu kırılganlıklar ve belirsizlikler ortamında Türkiye burjuvası da iştaha kabardı. Ve bu sadece belli bir kesimin değil. Hem emek yoğun, hem teknoloji yoğun üretim yapan herkesin iştahını kabarttı. Şimdi bunu ampirik olarak inceleyelim. Mesela şu tablo aslında çok daha uzun bir geniş de. Şimdi şöyle, bu Kapital Dergisi'nin 2021'deki Türkiye menşeli olup da yurt dışında yatırım yapan şirketlerin tablosu. Şimdi şurada en üstteki, mesela Arçelik'e bakalım, o şirketin adı. Altında kaç tane ülkede ya da oraya sığmıyorsa eğer hangi ülkelerde yatırım yaptı ve en alttaki rakam da şey, milyon dolar olarak cirosu. Mesela Arçelik'i 5 milyar dolar, yani o 6-0 eklediğimizde. Şimdi ben birkaç tane, bunu biraz daha kendiçe detaylandırmak istiyorum. Genelde 2021-2022 verileri var burada. Şimdi 2021'de gördüğünüz gibi 5 milyar dolar civarında bir bürosu var. En son Mısır'da 100 milyon dolarlık bir beyaz eşya fabrikası kurdu. 2020 yılında 220 milyon euroluk Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyetler, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus ve vesaire buralarda
Morrison'la dahil. Indes International ve bir tane daha şirketin hisselerini tamamını alarak kendi alanında yatırım portföyünü genişletmiş. Aynı zamanda Hitachi'nin ev aletleri için, yani ev aletleri şirketinde %60 hissesi için pazarlıklara başlamış. Buna da yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir yatırım yapması planlıyormuş. Getir, bunu biliyorsunuz. Getir, Türkiye'deki ilk dekadon dedikleri, yani değerlenmesi 10 milyar dolar ve üzerine geçen şirketlerden birisi oldu. Şu an itibariyle 2 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Trendyol, Ahmet başta söyledi. Trendyol'a dekadonlardan bir tanesi. Bir de HSBC'nin son bir sektör raporu vardı. Hepsi buradayla bütün sektörü oligopole dönüştürdükleri ve yaklaşık 5 yıl içinde de 8 milyar dolarlık bir ihracat hacmine hedeflediklerini söylüyorlardı. Ülker, Godiva gıda firmasını satın almıştı. Yaklaşık bu da cirosu tam 17 milyar TL'ye tekabül ediyor. TAV Havalimanları var. Bunlar 8 ülkede faaliyet gösteriyor. Ve 2022 cirosu tam tamına 1 milyar euro. Türk Hava Yolları aynı şekilde 2022'de 6.6 milyar dolar gelir elde etmiş. 2003'ten itibaren böyle karlı zararlı bir dönem oldu ama ortalama %12 ile 13 arasında şey var, kar oranları var. Anadolu Grubu direkt şirketin kendi sitesinde yazıyor. Biz diyor, AB Inyen Beef, Coca-Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Honda, Kövler, John Hopkins Medicine gibi çok uluslu şirketlerle işbirliğimiz var. Sadece burada onların kompradorluğunu yapmıyor. Aynı zamanda o ülkelerde de yatırımları var. BİM en son Afrika'da geniş bir yatırım ağına başladı. Blue Invested Holding ile bir anlaşma imzaladı ve yaklaşık %35'ini aldı. Fas Krallığı'yla rekabet onayı anlaşması dahil olmak üzere yeni bir anlaşma daha yaptı ve buradan da 455 milyon dolar kar elde etmiş. Çimsa var, Sabancı'ya ait. Çimsa dünyadaki en büyük ikinci beyaz çimento üreticisi olan şirket. Ve şu anda yatırım portföyünü genişletmek için kendisi Sabancı Holding'in içerisinde böyle bir şirket şeyiyle birlikte 87 milyon euroluk bir Hollanda'da şirket kurdu. Çok uzatmayacağım. Hektaş var. Oyak Bank'ın tarım alanındaki faaliyet gösteren şirketlerinden bir tanesi. Bu da Hollandalı bir şirketin %51 hissesini satın aldı ve yurt dışında Ar-Ge işlerine başladı. Elsevier 2 var, hepimizin bildiği. Şu anda 4. kıtada, artık yani Latin Amerika'da da faaliyet göstermeye başladılar. Ve yaklaşık bulundukları ülkenin, yani %22'sinde, 22 ülkede pardon, hemen hemen lider sektörde, tekstil alanında. Ve 2021'de de Avrupa'nın en büyük 6. giyim parakendecisi olmuş. Tosyalı Holding var. Bahadır Özgür daha önce bu demir çelik şeylerin yazılarını çok yazmıştı. Bunlar da yurt dışında özellikle Afrika'da, Cezayir'de ve Angola'da demir cevheri için maden projelerine başlamışlar. Ve yaklaşık 4 ila 5 milyon tonluk bir, dolarlık bir yatırıma başlamışlar. Cezayir, Senegal ve Angola'daki yatırımların, yani Afrika'daki 4 yıldaki yatırımların da 6 milyar dolar değerine ulaşması hedefleniyormuş. Ve en önemlilerinden bir tanesi, genel olarak burada tek tek şirketlere değinmeyeyim artık, çok uzadı. Tekstil var. Biliyorsunuz tekstil 2021'de Dünya Ticaret Örgütü'ne göre Türkiye tekstilde dünya ikincisiydi ama şu anda işler değişmeye başladı. Çoğu şirket burada enerji maliyetleri ve iş gücü tırnak içinde maliyetlerin yüksek olduğunu söyleme gerekçesiyle, yani bu gerekçeyle Kuzey Afrika'ya doğru yatırımları kaydırdılar. Hem burada Avrupa'ya yakın tedarik zincirinde hem de Mısır'daki Mısır parasının, lirasının devalü olması sonucunda işçilik maliyetlerinin ucuzlaması nedeniyle buraya çektiler. Şu anda 2022 itibariyle 35 tane şirket var tekstil alanında ve bunlar Mısır'ın toplam tekstil alanında 3'te 1'ini ellerinde bulunduruyorlar ve bunların yatırımların değeri 1,5 milyar dolar civarında ve en önemlisi de bunlar şu anda Mısır'daki tekstil ihracatını da 3'te 1'in elinde bulunduruyorlar. Yani çok büyük bir, nasıl diyeyim, yerleşiklik kazanmaya başlamış durumdalar. Şimdi ikincisi, Türkiye kapitalizmi uluslararasılaşıyor dedik. Türkiye kapitalizmi bir ticaret nexusu olmaya çalışıyor. Şöyle. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre genel olarak dünyada bu pandemiden beri ticaret inişli bir çıkışlı yol seyrediyor. Ancak bu Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye ilişkin verilerine baktığımızda
2021-2022 orada görüyorsunuz böyle dalgalı bir seyir var. İthalat özellikle ihracatın genel olarak önüne geçiyor. Şimdi bunu çok fazla artık rakam söylemeyeyim ama buradaki asıl espri şu. 2022 itibariyle Türkiye son 27 yıldaki en büyük ihracat rakamına ulaşmış. Yani muazzam bir ürettiği imalat kapasitesi ve bunu pazarlama kapasitesine erişmiş. Ve burada da şöyle bir şey yapmışlar. Bunda işte en çok kimlere ihracat ettiğimiz. Genelde gördüğünüz gibi Almanya, Batı menşeli yani dolarla çalışan ülkelere gidiyor. Şu uzak ülkeler sıralaması diye bir şey var. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde var bu. Buna göre Türkiye'de ihracat tam olarak orada parlıyor, çok gözükmüyor da. Şu orada ülkeler var işte. Kore, Çin, Tayland, Vietnam, Filipinler, Malezya, Endonezya. Şu anda asıl olarak ihracat kalemini, portföyünü geliştirmek için hedefledikleri ülkeler. Yani ağırlıklı olarak bu ülkelerle ilişki kurup ticari ilişkileri geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu aslında şöyle bir şey. Bu ticareti biz sadece iki tane şirketin ya da bir şirketin bir ülkeye gidip yatırım yapması olarak anlamamalıyız. Massimo De Angelis'in çok güzel bir şeyi var. Diyor ki çağdaş ticaret diyor. Bu kapitalizm öncesi ticaretten farklı olarak bulunduğu her yerde kapitalizmin etkinlik alanını genişletiyor diyor. Yani meta dışı alanları da metalaştırıyor. Mevcut meta alanların da uluslararasılaşmasını, yani dünyada dolaşıma girmesini hızlandıran bir şey. Ve üretimin bu küresel niteliği sonucunda, bu meta zincirinin her bir parçası birbirine bağlı olduğundan ötürü aslında buradaki ticaret faaliyetler şirketler arası değil, hatta şirketlerle devletler arası değil, devletlerle devletler arasından nitelik almaya başlıyor. Bu anlamda aslında şimdi sermaye uluslararasılaşmasını burada yeni bir kavramla tamamlayabiliriz. Devletin uluslararasılaşması. Bunlar birbirinden ayrı süreçler değil. Bu demin bahsettiğimiz işte sermaye uluslararasılaşması yani devletlerin kendi sermayelerini arkasına alarak uluslararası pazarda, küresel pazarda korum elde etmesini daha fazla araçlanan bir tanesi. David Harvey mesela Çin'le anlatırken Çin'i kendi böyle gladiyatör kapitalizm olarak tarif ediyor. O da şu, mesela örneğin Xiaomi. Xiaomi bir dünya pazarına girecek ve Apple'la bir ülkede rekabet edecek. Başka bir Çinli şirketin girmesini engelliyor. Onu başka alanlarda sübvanse ederek onun kârını gene koruyor bir şekilde. Ama orada devletin bütün gücünü, yani o zırhını, gladiyatöre giydirmiş zırh gibi o şirkete vererek onun rekabet gücünü arttırmaya çalışıyor. Şimdi Nexus kelimesi aslında iki anlamlı bir kelime. Bilerek kullanmıştım. Birincisi, bu uluslararası ticarette bir kavşak noktası olması. Yani bütün lojistik ağların, ticari ilişkilerin bir yerinde durması. Bir tanesi Latince'de, Roma'da köle borçluluğuna gelen bir anlam var. Yani borç ilişkisinin kendisini ifade ediyor. Şimdi Türkiye kapitalizmi bildiğimiz gibi, bunu en güzel Korkut Hoca anlattı, sermaye bağımlısı bir yapı. Yani emperyalist ülkelerin temel özelliği sermaye ihracatçısı olmasıdır. Çember ülkelerine az gelişmiş, gelişmekte olan bağımlı ülkelerin de sermaye ithalatçısı pozisyonu vardır. Biz sermaye ithalatçısıyız. Ve Türkiye yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen, yani bu dış açık veriyoruz, 110 milyar dolara da dayandı ve daha da fazla böyle şeyler. Neyse, artık kafa göz kıra kıra üreterek büyüme şeyine girmiş. Başka bir yol gözükmüyor. Mesela inşaat odaklı büyüme vardı. Buradan kademe kademe ihracat odaklıya geçti. Ama şu anda önünde bir şey de kalmadı artık. Ve bu yüzden bütün yatırımlarını imalat sanayi üzerinden bu ihracat ve Türkiye'nin her yerine arkadaşlar anlatacak üretim üstü hale getirme stratejisine odaklanmış durumdalar. Ve ama ihracatta işte dediğim gibi çıkmaz yola girmeye başladı bu iş. Çünkü bu İstanbul Sanayi Odası geçtiğimiz gün işte en büyük 500 şirketi söyledi. O toplantıda İSO Başkanı aynı zamanda şunu da söyledi, işler iyi gitmiyor dedi. Biz dedi bunların şeyi var, ihracat iklim endeksi diye bir listelisi var. Yani Türkiye'deki ihracatın genel durumunu takip ettikleri. 2022'nin ilk yarısında yüksek seyrederken düşmeye başladı ve 2023'ün ilk Ağustos itibariyle de 50 eşik değer varmış. Bu tehlike eşiğiymiş. Bunun da altına düşmüş. Ve işler kötü gidiyor diyor. Zaten bunu tek tek TOBA, işte ayakkabı imalatçısı vesaireci oda başkanlarına baktığımız zaman onlar da çok yakınıyorlar. Ve evet satışlar artıyor diyor ama karlılığımız maliyetin artması nedeniyle düşüyor diyor. Ve Türkiye kapitalizmi tam da bu rekabetçi yapısını korumak nedeniyle emek maliyetlerini düşürmek ve kendisini bu tedarik veya meta zincirlerindeki diğer ülkelerden ayrıştırmak zorunda. Şimdi burada birkaç tane var. Bunları ben
karambole şey yapacağım bu grafiklere. Çünkü. Şimdi asgari ücret tartışmalarını hatırlayalım. Mesela Tim Başkan ne diyordu? 300 ve 400 dolar, sakın 500 dolar olmasın diyordu. Dolar daha 23 lirayken zaten 370 dolara falan gerilemişti. Şu anda 27 lirayken herhalde ne kadar olmuştur? 350, 340 dolar civarında bir şey tekabül etmiş. Tam da istedikleri gibi bir şey gelişiyor. Mehmet Şimşek diyor ya, rasyonel politikalar diye. Emek maliyetleri düşürmek tam da bu rasyonel politikaların kritik noktalarından birisi. Çünkü aslında bu yeni bir şey değil. Kapital'de Marx bunun birikim başlığı altında aynen şu cümleyi söylüyordu. Rekabet savaşları metalları ucuzlatarak yürütülür. Metallarda ucuzluk sağlanması, ceteris paribus, emeğin üretkenliğine ama bu da üretim ölçeğine bağlıdır. Bu nedenle büyük sermayeler küçüklerin hakkından gelir. Şimdi bizim küresel tedarik ve meta zincirinde bu ticaret savaşlarıyla başlamıştı Çin'le ABD arası, sonra Rusya-Ukrayna savaşı. Ondan sonra işte salgın girdi aralarından vesaire. Bu jeopolitik güç dengelerine göre bir yol arama, çatlaklardan kendine bir konum elde etme süresi var ama artık dediğim gibi ihracat rakamlarına bakınca bu da tıkanmaya başladı. Bu yüzden şu anda küresel iş bölümü bağlı daha iyi anlatacaktır. O kısımda Türkiye biçilen temel bir rol var. Bu TÜSİAD'ın, TÜRKOFVED'in ve vesaire istediği gibi değil. Tam da MÜSİAD'ın, KOBİ'lerin ve TİM'in, DİK'i falan istediği gibi Türkiye'yi bölgesel ucuz emek rezervi olarak konumlandırıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı, şurada 3 tane grafik var. Şu sanki işimize daha çok yarayacak. Emek verimliliği, evet. Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım internet sitesi var, InvestGov.tr. Oraya girin, orada şey yapmışlar, biz ülkemizi nasıl en iyi şekilde pazarlarız. Gelin, isterseniz muadil ülkeler var, bunlarla bizi kıyaslayın diye. Şimdi, burada da 3 tane şey var. Birincisi çalışma süresi, birisi iş gücü, bir de iş gücü verimliliği. Türkiye bunun üzerinden nasıl biz bu tedarik zincirindeki muadil ülkelerden ayrıştırabiliriz? Buna yoğunmuşlar. Ben demin tekstilde Mısır örnek vermiştim, Mısır'dan devam edelim. Mısır ABD ile bir serbest ticaret anlaşması yaptı. Demin söyledim, Mısır lirası devalü oldu. Bunların her biri Mısır'ı Türkiye karşısında daha önemli bir konuma getirdi. Şurada. Evet, şurada Mısır. Evet, şurada gördüğünüz gibi mesela. Şimdi Mısır'da da yoğun bir iş gücü var. Türkiye'de de yoğun bir iş gücü var. Hemen şu en baştaki ile en sondaki. Burada da uluslararası çalışma saatleri bakımından birbirine yaklaşık sayılır neredeyse. Ancak şöyle bir şey var, bunu oradaki tekstil şirketleri, Dünya Gazetesi'nde röportaj vermişler, şöyle bir şeyden yakınıyorlar. Evet diyorlar, Mısır'da ortalama yani çalışma saati bizden daha fazla ama performans yani emek verimliliği olarak bizden daha düşükler. O yüzden orada asgari ücret 150-200 dolar civarında ama bu emek verimliliğini vurduğumuzda, bunun maliyetini şey düştüğümüzde Türkiye'yle hemen 300 dolara falan tekabül ediyor diyorlar. Ve o yüzden de emek verimliliğini artırıp çalışma saatlerine ve iş emek maliyetleri genel olarak düşürecek bir şeye giriyor artık hükümet, iktidar. Böyle bir stratejiye gidiyor. Şimdi aslında burada sadece Mısır yok. Yeni yeni bizim tedarik zincirindeki rakiplerimizden bir tanesi Arnavutluk'la Sırbistan. Bu ülkelere özellikle Arnavutluk'la İtalya'nın arka bahçesi olarak nitelendiriyorlar. Ve tekstil sektöründe burada çok Arnavutluk ve Sırbistan ciddi taşeron olarak çalışıyorlar. Dolce Gabbana, Christian diyor, bu duyduğunuz Prada gibi markalar üretimini orada yapıyorlar. Inditex dedikleri, yani sadece dağıtıcı olarak değil, aynı zamanda üretici olarak da bu ülkelerin yatırım çekmek için onların Türkiye veya diğer muadil ülkeler gibi benzer stratejiler yürüyorlar. Şimdi bitiriyorum. Burada dördüncü olarak artık şunu dememiz lazım. Türkiye bu uluslararası emperyalist iş bölümünden bağımsız hareket edemez. Tamamen buna bağımlı hareket etmek zorunda. Aslında burada çok konumuzla alakalı değil ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi klasik emperyalizm teorilerinde şudur, kapitalist devlet sermayenin uluslararasılaşmasının erken dönemlerinde kendi burjuvazisini korumak için savaş çıkarır, efendime söyleyeyim borçlandırma yoluna gider, işgal yapar, ticari artıklar sağlar, sömürgeleştirir vesaire. Ve bu yollarla nüfuz alanını arttırarak kendi sermayesini kurur. Ve bu haline göre bu sermayenin uluslararasılaşma eğilimi varsa aynı zamanda sermayenin ulusallaşma eğilimidir. Tam da bu aslında pek çok günümüzdeki teorisine ilham olan Kaosgüen'in ultra-emperyalizm teorisinin de eleştirisidir. Kaosgüen ne diyordu? Emperyalizm kolektif şekilde, barışçıl olarak bütün dünyayı paylaşmaya devam edecek. Lenin'le Buhari'nin de hayır öyle bir şey yok.
tam tersine rekabet ve savaş koşulları devam edecek. Aslında biz şu anda klasik emperyalizm fazını yeniden yaşıyoruz. Ticari savaşlarıyla başladı, salgınla devam etti. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden vekalet savaşıyla devam ediyor. Ve şu anda gene bir yerin esil çipler üzerinden ticari savaşlarıyla bu devam eden bir panorama. Ve bu noktada Türkiye kapitalizmi yolunu, Türkiye kapitalizmi bu emperyal sistem içerisinde yolunu bulmak için bir şeyler yapıyor işte. TÜSİAD diyor, yeşil mutabakat. Katma değer üreten bir pozisyon olmalıyız. Dün İSO Başkanı'nın bir röportajı düşmüştü. Açık açık biz artık bir ucuz emek falan ülkeci istemiyoruz. Bizim önümüz başka bir şey olmalı dedi. Ve şimdi bu meta üretiminde likidite ve öz kaynak sorunu olanlar emek yoğun sektörler üzerinden büyümeye devam ederken bu bahsettiğimiz büyük burjuvazisi tam tersine katma değer üretecek alanlara yönelmek istiyor. Ve bu aslında kendi aralarında bir çekişmeye ve gerilime neden oluyor. Ya aslında bunların her birinin bir sermaye birikim modeli bir devlet projesi dediğimiz şeyin kendisine tekabül ediyor. Yani iktidar profilini hedefleyecek. Örneğin AKP varken ve AKP'nin bu anlamda bir tek yol ihracat olarak tarif ettikleri paradigma varken Türkiye'nin ucuz emek, ucuz meta sirkülasyonundan çıkmasının kendisi çok zor. Ve bunu da yapamayacakları için şu anda emek maliyetini düşürüp şirketleri aşırı derecede kârlandırıp Türkiye'yi uluslararası bir köle pazarı haline getirecek bir alana çevirmek istiyorlar. Ben burada bitireyim, soru cevap olursa daha da açarız. Teşekkür ederiz. Soru cevapla cevabını bıraktığı yerde, yani Türkiye kapitalizmindeki değişim eğilimini ne olduğunu zaten anlamaya çalışan ve bunun da iki tane kritik örneğini yani bir madencilik ve askeri sanayi seçmenin nedenleri var. Onlarla bir örnek istiyorum, onları anlatmaya çalışacağım. Şey biliyoruz zaten yani işte ağır bir yoksullaşma var, Türkiye işte bütçesi eksi veriyor, döviz ihtiyacı var, yoksullaşma çok artmış, siyasi bir çekişme yaşanıyor, krizler var, birkaç gündür yaşadığımız şeylere bakıyoruz. İşte bir yandan suç ekonomisi diyoruz, ulusal krizler diyoruz. Yani baktığımız zaman Türkiye'de ekonomisi bir kriz, bir yıkım şeyinde. Aslında burada bizim de payımız var. Biz aslında böyle gazeteciler, rant, yolsuzluk, kamu kaynağını sömürme böyle şeyleri çok abarttığımız için baktığım zaman Türkiye'de ekonomi yani bir çıkmaza girmiş görünüyor. Artık gidecek bir yeri kalmış görünüyor ve işte siyasal İslamcı bir iktidar kendi zümresini beslemek için bunu böyle sömürüyormuş gibi bir şey çıkıyor. Doğru, baktığım zaman yaşadığımız şey bu. Ekonomiye baktığım zaman. Ana akım iktisadın da hatta bunun etkisiyle bir takım sol Marksist iktisatçılar da artık bunu böyle tanımlıyor. Mesela işte Korkut Hoca örnek veriyor. Korkut Hoca diyor ki ya çürüyor zaten. Çok doğru baktığımız zaman uygulara. Bunu neye göre söylüyorlar? Yani baktığımız zaman hangi verilere bakarak bunu böyle tarif ediyoruz? İşte neye bakıyoruz? Enflasyona bakıyoruz, patlamış. Faizlere bakıyoruz, işte düşmesi, çıkması. Yani bütün toplum kesimlerini sarsan bir şeydi. Emek hep söylüyoruz yani bugün 10-11 bin liraya çalışacak. Toplumun %70'i buna itilmiş, emeğin ucuz, çalışmanın anlamı kalmamış, bu kadar bilirsiniz. Bir de fur diyoruz, yani bu kadar yükselmiş, dolayısıyla zamlar, şeyler, hepsi. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye krizi, Türkiye ekonomisi bir yıkım yaşıyor. Ama işte ekonomi politik biliminin bir farkı var. Yani o olan, o karmaşanın içinde bize şunu gösterir. Yani bütün bu karmaşanın içinde kalıcı olan, değişen nedir sorusunu ancak bu bilim sayesinde buluyor. Zaten o yüzden ayrılıyor. Yani kendi özgü kavramları vardır, kendi özgü bakışı vardır. Dolayısıyla siyaseti geleceğe taşıyan bir şeye sahiptir. Öbür türlü baktığımız zaman kısır çelişmenin içinde bir çıkış aramaya başladı ama ekonomi politikten baktığımız zaman o yönelimi, izleri gördüğümüz için buna yönelik bir hazırlık yapma şansımız olur. Ben şimdi bütün bu ekonomide bu yıkım tablosunu ekonomi politik bilim açısından kısaca bir özetlemeye çalışacağım. Ana akım ne dedik? Enflasyona bakar, faize bakar, ücret maliyetlerine bakar ve kura bakar. Şimdi ekonomi politik bilimde bunlara bakar ama farklı bakar. Bütün bir ekonomiyi, yani kapitalist ekonomiyi anlamak için 4 tane fiyat düzeyine bakarız. Birisi emeğin fiyatı, yani ücretler. İkincisi paranın fiyatı, faizler. Üçüncüsü mal ve hizmetlerin fiyatı, buna enflasyon diyorlar. Dördüncüsü ise bir ulusal paranın başka bir para karşısındaki fiyatı. Dolayısıyla kur. Bunlardaki değişim, çok artması, çok düşmesi bir krizi göstermez. Bu bize neyi gösterir? Bunlara baktığımız zaman bunların içindeki
temsil ettikleri toplumsal ilişkilere de bakarız. Birbirlerine ilişkilere bakarız. Sermaye birikiminin ne düzeyde büyüdüğünü anlarız biz bunlara bakarız aslında. Yani sermaye buradan nasıl kâr ettiğine bakarız. Ekonomiyi krize sürükleyen şey bu değildir. Sermaye birikiminin nasıl devam ettirildiğini, bu fiyatların oynamasıyla, artmasıyla, çıkmasıyla nasıl bir birikim rejimi uygulandığını görüyoruz. Bu bilimin farkı budur. Kriz bizim için sermayenin kar hadleri artık düşmeye başladığı, hızlı bir şekilde düşmeye başladığı ve onun normal birikim stratejisiyle yükseltemediği zamanlarda ortaya çıkan bir süreç olarak bakıyoruz. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman, bu ikisini karşılaştığımız zaman normal ana akım, her gün konuştuğumuz ekonomiden, evet Türkiye çöküyor. Ekonomi politik biliminden baktığımız zaman hayır, Türkiye kapitalizm kabuk değiştiriyor. Ve bu kabuk değiştirirken neye yönelik muazzam bir saldırı çerçevesinde yürütüyor. İşte biraz kalıcı olanı buradan bakalım artık. Hani günceli boşuna buradan bakalım. Şimdi Kansu şöyle dedi. Ya Türkiye ekonomisinin çok temel bir özelliği var. Yani her şeye rağmen çok temel bir özelliği var. Dış kaynağa bağımlıdır. Dışa bağımlıdır. Kurulduğundan beri böyle. Yani kapitalistleşme süreci hep böyle gelişmiştir. Kendi içindeki artı değer sömürüsü Türkiye'de, Türkiye gibi büyük bir kapitalist ülkeyi çevirmeye yetmiyor. Yetmediği için tarihi boyunca farklı farklı şeylere de başvuruyor. Mesela başkasının malına çökebiliyor. Örneğin azınlıklar. Çoğu zaman dünyada suç ekonomisi dediğimiz yani hızlı sıcak para girmesi için buralara yöneliyor. Devlet bizzat yönelmiş. Uyuşturucu ticaretinden pay alayım diyor. Madem dünyada bu kadar para dolaşıyor, onu kendime çekeyim diyor. Kendi halkı üzerinde çok büyük baskılar uygulayabiliyor. Yani yoksullaşmayla katliam aynı anda sürebiliyor. Yani sırf bu kapitalin çevirmek için kaynağı ihtiyacı. Bu da yetmiyor. Dolayısıyla sürekli o bağımlı ilişkileri çerçevesinde bir politika uygulamak zorunda. Özellikle biz bunun tarihini veriyoruz. İşte 40 yıldır diyoruz. Yani 12 yıldır diyoruz zaten. Neoliberalizm dediğimiz şey. Oradaki temel şey şu. Türkiye kapitalizmi çevirecek tek şey ticaret sermayesi öncülüğünde bir sanayileşme stratejisi. Yani bizde sanayileşme, sanayi sermayesi öncülük etmez. Ticaret sermayesinin öncülüğünde sanayi ona göre yapılandırır. Yani bana kim döviz getiriyorsa benim ana şeyim budur. Birikim stratejisi budur. Yani bu 80'de nedir? İşte anlattık mesela tekstil, işte tarımsal üretim, turizm, inşaat mesela bunlarla gitti. Bütün bunlar o dönemdeki bütün ekonomik politikalarını belirleyen şeyler. İşte 90'larda ne eklendi buna? Otomotiv eklendi ama otomotiv bizim kurduğumuz bant üretimi değil. Avrupa kapitalizminin buğday üretimi buraya taşıması o muazzam yükseltti Türkiye kapitalizmi. Yani o da yine bir ihracat dayalı sanayi aslında. 2000'li yıllarda Erdoğan rejiminin yaptığı çok büyük bir değişim oldu burada. Yine strateji değişmedi. Yani Türkiye kapitalizmi dış kaynak bulmak için ticaret sermayesinin öncülüğünde bir sanayileşme değişimi yaşadı. Yani şöyle görülüyor ya, şöyle çok söylenir. Erdoğan sanayi bitirip üretimi bitirip. Aksine dediğim gibi birazcık daha geniş baktığımız zaman Erdoğan Türkiye sanayisinde muazzam bir değişime yol açtı. Gelişimi yol açıyor. Bunu çok tabii çelişkili yollarla, bunu şiddetle uyguluyor, bunu baskıyla yapıyor, değişime yol açıyor. Bunun aslında sorunumuz bu. Yani Türkiye nereye gidiyor sorusunun yanıtı burada yatıyor. Şimdi bağımlı bir ekonomide, yani yine ekonomi politikten bakalım, bağımlı bir ekonominin yönelimini belirlemek de, şimdi ana akım iktisat şuna bakar, ya ne kadar döviz kazanıyor, ödemeler dengesi durumum ne, sıcak para ne kadar çekiyorum diye bakar. Biz ise, yani ekonomi politikaya baktığımız zaman şöyle bakarız. Senin ticaret sermayesi, senin bağımlı ekonomi olduğun için, biraz önce Kansu'nun söylediği gibi sermaye ihraç eden değil de sermaye ithal eden bir ekonomi olduğun için, sen küresel pazarda nasıl bir iş bölümüne denk düşüyorsun? Yani senin payına ne düşüyor? Çok önemli. Yani o ekonomi dönebilmesi için senin o küresel pazardaki yönelimlere uygun bir değişime geçmen gerekiyor. Şimdi ülkeye baktığın zaman son 20 yılda, hatta 2009'dan diyelim, bu 2009'u özellikle söylüyorum. Çünkü 2009 aynı zamanda dünyada iş bölümünün değişmeye başladı. Niye? Çünkü bir finansal kriz çıktı 2009'da, Batı'da. Daha önceki hiçbir krize benzemiyor 2009'dan bu yana. Yani Batı kapitalizminin kalbinde bir finansal kriz çıktı. Bu finansal krizin sonuçları hala yaşadığı hiç de hafif olmadı. Çünkü Amerikan hegemonyasının sürdürülmesini zorlaştırdı.
işte Çin gibi bir rakibi çıkarttı. Bölgesel savaşlara yol açtı. Üzerine pandemi geldi, küresel göçlere yol açtı. Yani 2009'dan sonra dünyada yaşananlara baktığımız zaman küresel düzeydeki iş bölümü de bir çatışma, kavga, uzlaşma, savaşlarla bir rota arıyor. Bir rota ararken Türkiye'de bunun içinde benzer bir çatışma, kriz, yalpalama, işte rejimin değişikliği bununla ilgili orada bir kendine rota arıyor. Dolayısıyla 2009 çok kritik. 2009'da bugüne baktığımız zaman ben grafikleri getirmedim burada çok yansıtamayız diye ama şimdi bizim 1980'den beri ana ticaret kolumuz, dolayısıyla sanayi belli ana sektörümüz tekstildir. Yani tekstil önceliklidir. Hazır giyim veya işte markalı giyim öyle de ayırdığımız zaman bunlar her zaman sırada yer alır. Otomotiv gelir daha sonra. Kimya, gıda gelir, mobilya gelir, kimya gelir. Böyle gider. Bu 2010'lara kadar böyle. Hatta 1980'den başlıyor. 2010'lara kadar Türkiye kapitalizmini belirleyen sektörler bunlardı. Her şey bunların ihtiyaçlarına göre şekillenirdi. Emek rejimi de öyle. Dış ilişkiler de öyle. Ekonomi politikalar da öyle. 2009'dan sonra bir sektör çok öne çıktı. Diğeri de indi. Ana metal sanayi. Ve hani çok Türkiye kapitalizminin çok ileri gördüğümüz otomotiv sanayi aslında 3. 4. sıraya düştü. Birinci, yani bunu şöyle de söylüyorum. Sermaye yoğunlaşması olarak, ihracat hızı olarak, aynı zamanda dışarıdan ithalat hızı olarak, yani hız olarak, hızlanıyor. Ana metal birinci. İkinci, üçüncü sıra, mesela tekstile bakıyoruz. Tekstili giyim olarak ayırdığımız zaman markalı üretim. Asıl Türkiye'nin büyük şeyi buydu. Dördüncü, beşinci sıraya düşmüş. Ne çıkmış onun yerine? Mesela petrokimya, kimya sektörü. Ne çıkmış? Bir de tarıma dayalı endüstri, yani gıda, tarım ve gıda sektörleri öne çıkmış. Şimdi bunu bize bir şey anlatıyor. Yani Erdoğan zamanı değişim anlatıyor. Şimdi ana metal sanayiye bir bakalım. Ana metal şu demek. Demir çeliğe bir kolu demir çeliktir. İkinci ayağı çok niyesi bilinmez madenciliktir aslında. Cevher madenci, kömür dışında madencilik. Bu bize bir sürü şeyi açıklıyor aslında. Yaşadığımız çevresel yıkımları, orada yaşanan o şiddeti hepsini açıklıyor. Yani ana metali, ana dinamiği demir çeliğe dayanır, diğeri maden cevheridir. Türkiye'de demir cevheri yok. Bizde yok demir. Ama demir çelik sektörü birinci sıraya çıkmış. Demir çelik sektörünün ham maddesi tamamen ithalata dayanır. Yani nedir? Hurda demir. İki yerden ithal edilir. Ukrayna, Rusya ve Çin. Yani hurda demiri alırız. Biz onu çelikle, demir çelik haline getiririz, işte saç haline getiririz, inşaat demiri haline getiririz, otomotiv sanayinde kullanılacak ham madde haline getiririz, ara ham madde haline getiririz, ne bileyim savaş sanayinde kullanılacak ürünlere dönüştürürüz ve ihraç ederiz. Ana şeyimiz bu. Yani sizde olmayan bir ham madde üzerine dayalı bir sanayiniz var. Bunun ikinci bir ayağı şudur, muazzam bir enerji gerektirir. Çünkü çeliğin, çok da bu işin uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla çeliğin eritilebilmesinin tek yolu kömür. Yani kömür kadar verimli eritemiyor. Yani elektrik enerjisi, doğalgaz bunlar yaramıyor işe. Bunu bayağı fok kömürü, linyit kömürü özellikle lazım. Onun linyit kömürü çıktı sıcaklık çeliği ve şey olabilir. Şimdi bu teknik şeyler bize bir şey gösteriyor. Bakalım Türkiye'ye son 10 yılda ne olmuş? İşte İskenderun Payas. Türkiye'de 90'larda hep de bu 10 tane demir çelik işte tesisi varken, hatta haddanelerle bu kadar varken bugün 36'ya çıkmış. Yani daha da büyütmüşüz. Bütün Hayat Hatay'ı şeye çevirmişiz. Bir demir çelik havzası kurulmuş orada. Dönüyoruz Filyos. Bir demir çelik havzası kuruluyor. Dönüyoruz Trakya. Bir demir çelik havzası kuruluyor. Yani bunlar işte başarılan daha iyi bilir buraları gezdiği için endüstri bölgeleri, OSB'ler nasıl kümelendi. Yani bir kere Türkiye'nin olmayan bir cevhere bağımlı bir sanayide bütün kapitalizmini buraya oturtuyor. Bu bir. Bunu desteklemek için ne yapıyor? Her yere enerji santrali kuruyor. Şimdi niye bu kadar patladı? Biz bunu nasıl açıkladık? Ya AKP yandaşa sermaye aktarıyor. Doğru. Her yere işte baraj kuruyor, güneş enerjisi kuruyor. Ne yapıyor? İşte ya rüşvet almak için ya yandaşa sermaye aktarıyor. Halbuki ana metalden baktığımız zaman, Türkiye kapitalizminin ana motoru haline sektöre baktığımız zaman büyük bir enerji gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de ne kadar akarsu varsa, işte maden varsa çıkartmak zorunda, linyit, kömür, her yere şey kurmak zorunda. Yani
toprağa yönelik şiddetin bir şeyi, aslında kapitalizmin en ileri şeyini ihtiyacından karşılanıyor, bir. İkincisi nedir? Türkiye niye bu kadar yöneldi? Biraz sonra anlatayım bunu, oraya gelin, devam edin buradan. Nükleer enerjiye niye geçiyoruz? Bakın kurulduğu yere bakın. Sinop, Trakya, Mersin. Biraz önce demirçilik havzalarına sıraladık. Zonguldak, Hatay, Trakya. Bu enerji büyük sermaye, ana, bizim Türkiye kaptırının ana motorunun ihtiyacı için yapılıyor. O da bir şey değil, yani kaos değil aslında. Yani Erdoğan rejimi bir kaosla yani yapmamıştı. Bu ihtiyaca yönelik yapmış. Sonra devamına bakmaya başladım. Kimya. Ne yapıyorlar? Üst üste petrokimya testleri. Bir kere şöyle bakalım. Tüpraş özelleştirildi. Bu yetkili Petkim'i Azeri sermayesine verdik. O da getirdi. Standart günleri kurdu. Başka ne yapıyor? Adana Yumurtalık'ta petrokimya tesisleri kurdu. Bir sürü kamulaştırma yapmış. Hatay, hocam daha iyi bilir. Dev gibi bir varlık fonu petrokimya tesisi kurmaya çalışıyor. İşte Türkiye'nin pek çok yeri var. Ama bizim petrolümüz yok. Petrokimyanın ham maddesi de yok. Dolayısıyla bir ikinci bağımlılık da buradan oluyor. Yani nereden alacaksınız? İran'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'a çeşitlendireceksiniz. İşte Suudi Arabistan'dan işleri geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yani Türkiye rejiminin yöneldiği yöne baktığımız zaman bu Erdoğan'ın batıdan kopup da kendi benzer rejimlerle arkadaş olmasıyla ilgisi yok. Bu enerji kaynakları alabileceği rejimlerle ilişki kurmak zorunda. Çünkü petrokimya kaynakları. Bu ikinci şey. Üçüncüsü nedir? Tarımda da işte Avrupa'yı görüyorsunuz yani artık bu küçük çiftçilik falan değil. Bir zincir halinde Türkiye'de üretilen bütün iyi ürünler, ihracattır bütün çürük ürünler içeri. Yani onu biliyoruz zaten. Paketleri ihraç edip her yere. Her yıl gönderiyor. Özellikle Arap Körfez sermayesinde muazzam düzeyde tarım ürünü tercih ediyor. Yani üçüncü sektörümüz bu. Dördüncüsü, hala tekstil olmasına rağmen tekstil ikiye ayırıyoruz, giyim yok. Halbuki Türkiye eskiden Levi's'in şununu büyük markaları taşeron üretimiydi. O yok. Ne var? İplik, boyama ve kumaş. Bu da tamamen Çin'den alınan hamlat. Yani geliyor, iplik boyama. Hatta çuval fabrikası çok enteresandır. Maraş, Adıyaman'da en çok açılan şey, ismi çuval fabrikası nedir bu? Küçücük poşet çuvallardan büyük ihracat için geliştirmekte brand olarak kadar üreten şeyler. Çok fazla teknoloji gerektiriyor. Mülteciye bile yetiyor bana. Yani herkesin yapabileceği şey. Bunu boyayıp satıyoruz. Bu niye öyle oldu? Bunu da hemen şey yapalım. Tekstil dünyada çok bilinmez ama bir, çok fazla enerji gerektirir. Asıl olarak çok fazla yeraltı suyu gerektirir. Yani pek çok sanayi kolundan daha fazla su gerektirir. Şimdi Türkiye bir yandan kimyaya kayarken, bir yandan ana metal kayarken, tarıma kayarken üçüncü bir sektör, bir sektör taşıyamıyor artık. Ona ne enerji yetiştirebiliyor, ne kaynak yetiştirebiliyor. Dolayısıyla şöyle bir şey öğreniyor. Ben orada da hapmada üreteyim, markalı ürünler Mısır'a gitsin, Romanya'ya gitsin, Gürcistan'a gitsin. Türkiye'deki bütün marka üretimleri işte Mısır'a o yüzden gidiyor. Şimdi Mısır'da ne vardır? Daha ucuz asgari ücret. Elektrik ve su bedava. Şimdi oralara gidiyor. Bu biraz da aslında kaçmadan ziyade biraz da mecburiyet. Yani Türkiye kaptığınız pek çok sektörü burada barındıramıyor çünkü artık kardeş. Böyle baktığımız zaman 10 yılda çok önemli bir işim. Yani bu bize neler anlatıyor? Bir, Türkiye muazzam bir bağımlılık, yeni bir bağımlılık zincirine giriyor. Enerjide, ham maddede, hiç elinde olmayan şey. Muazzam bir bağımlılık zinciri, yeni bir bağımlılık zinciri biliyor muyuz? İki, bu sektörlerin hiçbir teknolojisi yok, üstün teknoloji değil. Bak, ana metal, orta hatta alt teknoloji şeyidir, sektörüdür. Tekstilden bile kötüdür. Yani tekstilden bile daha düşüktür. 90'ların otomotiv sektöründen siz ana metale düştüğünüz zaman, sizin bütün kapitalizminiz daha orta ve daha düşük teknolojiye düşüyorsun. Daha dolayısıyla, dolayısıyla nedir? Niteliksiz emek, yani fazla nitelik gerektirmeyen bir emek rejimine ihtiyacımız var. Oraya doğru düşüyorsunuz. Yani o yüzden işte asgari ücreti düşürüyorsun, ucuz emeğe şey yapıyorsun, buralara sürüyorsun vesaire vesaire. Yani bunları zaten bildiğiniz için çok güzel oturuyor. Yani bütün bir değişimler bize bunu sağlıyor. Burada, peki Türkiye niye buraya yöneldi? Buna yönelmesinin nedeni ne? Yani Erdoğan kendine karar verdi. Hayır. 2009'da biraz önce dediğim gibi dünyada bir iş bölümü ara, bir iş bölümü henüz kurulmadı ama bir çatışma, bir yeniden belirleme var. Bunu belirleyen şey şu,
Çin nasıl ki 2000'li yıllarda küreselleşme ana motoru olduğu batı kapitalizmi çok yükseltti, nasıl yükseltti? Milyonlarca işçinin artı değeri Çin'den birikiyor. Batı finans kapitali bu artı değer birikimi o finans piyasalarına çekiyor kendini. Yani Çin'den ucuz mallar gelsin, ben iş piyasaya sürüyüm. Finans sermayem de oralara gitsin, tahvil alsın, borçlansın. Böylece onu finanse edeyim. Çünkü küreselleşmeyi bu şartta ama Çin 2010'lardan sonra şöyle bir şeye geçti. Artık teknolojik atılım yaptı. Dolayısıyla onun artı değeri Batı sermayesinin gidip de el koyabildiği rahat çıktığı bir şeyden olmadı. Yani artık rahat bir el koyamıyor. Çok verimli artık değil ama dünya emek gücünün dağılımına baktığımız zaman haritasına %40'a yakın, hatta daha fazlası olabilir, Hindistan ve Çin'dedir. %12'si yanılmıyorsa Avrupa Birliği'ndedir, %7'si de Amerika'dadır. Yani şu demek bu, artı değer üretimi Asya'da yoğunlaşmıştır. Biz biliriz ki ekonomik artı değer üretimi nerede yoğunlaşmışsa sermaye birikim rejiminin karakterinde o verir. Yani orada bir şey çıkar. Batı bu emek gücünü dediğim gibi hep finans piyasaları üzerinden çekildi. Nerede? Ve bütün ucuz üretimi oraya yıkardı. Bu bitti. Bu nasıl bitti? İşte Çin'in bu çıkışı, teknolojiye dayalı yükselmesi, Çin, çip üretiminde ön plana çıkması. Özellikle pandemi bir şey gösterdik. Artık Çin, lojistik, üretim, emek gücünde belirleyici. Yani Batı'nın boynunu sıkabiliyor. Bunun üzerine bir de bölgesel savaşlar düşünün. Mesela Ukrayna savaşını düşünün. Siz Rusya'nın bütün doğal gazına, enerjisine bağımlı. Avrupa'nın temel sanayisi, otomotiv, askeri sanayisi, çelik sanayisine dayanıyor. Bu çelik için nükleer enerji dolu Avrupa. İşte Almanya tekrar kömüre döndü. Olmadı ama. Batı kapitalizmi, biraz önce şeyin söylediği çok doğru. Yeşil dönüşüm gibi bir şeye giderken bunu kaldıramadı. O zaman ne dedi? Ya ben hem bu şeyi çevre bir ülkeye yıkayım. Yani Türkiye'yi yıkayım. Ya bizde enerji kaynağı yok, metal kaynağı yok. Hiçbir şey yok ama biz Batı'nın tedarik zincirini, yani Erdoğan dediği biz Çin'in yerini alabiliriz dediği şey şu. Ben Avrupa'nın çeperinde hem mülteci emeğiyle hem kendi ucuz emek gücümle hem kendi doğamla, ham maddemle, her şeyimle bunun şeyi olabilirim. Tedarik çısı olabilirim diye. Çünkü buna şunu da ihtiyaç var. Senin dolara ihtiyacın var, euroya ihtiyacın var. En güzel pazar, en verimli pazar, en geçmişten beri entegre olduğun pazar Avrupa. Avrupa neye ihtiyacı varsa sen ona yönelmek zorundasın. Buradan çıkamazsın. Yani öyle bir çıkabilmen için mesela Venezuela bir şey olmalı lazım. Hani rejimin şey olması lazım. Rest çekip yani kapalı bir rejim bulunuyor. Denesi lazım ki şey yapabilirsin. Yemediği için bir kere Türkiye'deki İş bölümünü belirleyen şey bu, 10 yılda bu belirledi. Şimdi aslında bu sonuçlarını yaşıyoruz. Buradan iki tane şeyi örnek vererek noktalayabilirim zaten. Niye askeri sanayi ve madeni seçtim? Bize yeni bağımlılık ilişkilerini, yeni tip sömürgecilik ilişkilerini gösteriyor bir. İkincisi, Türkiye'nin siyasi ve Türkiye devletinin yeni konumlanışını da gösteriyor bir aslında. Yani askeri sanayi bizim Batı kapitalizminin çerçevesinde politik ve askeri konumlanmamızın ne olduğunu gösteriyor. Madencilik de bence bu yeni tip, yeni iş bölümünde nereye konumlandığımızı gösteren şey. Biz bu ikisi de şöyle işledik ya da şöyle işleniyor. Ya ağacı kesiyor, doğayı kesiyor, ne yapıyor işte mafyaya yapılara vermek için, yandaşlara vermek için. Ama bakıyoruz ki şöyle işledik. Bu ana metal sanayiye baktığımız zaman Türkiye metal cevherini çıkartmak zorunda. Dolayısıyla büyük sermayenin bir ihtiyacına yönelik bir üretim. İki, onun ötesinde Avrupa kapitalizminin üretimine ihtiyacına yönelik bir şey. Şöyle bir şey yapayım hızlıca. Dikkat edin, burada Halil'in de konuştuk. Türkiye'de maden çıkartıyor ama işleme tesisleri kuruyor. Çok önemli. Cevherleri bir araya getirip işlersiniz. İlk derece ham maddeye elde edersiniz. Bunu batıya gönderirsiniz. Oradan katma değerli ürün elde edilir. Bunu şöyle örnekleyeyim ben size, şöyle bir şey yapayım. Türkiye'deki madencilikte değişimi göstermesi açısından. Biz Cengiz'e ne diyoruz? Yandaş, kamu ihalesini besledi. Doğru, bütün bunlar oldu. Cengiz ama esas itibariyle Cengiz'i Cengiz yapan şey bakır özelleşmesi. Şimdi bakır nasıl yolculuk yapıyor? İşte Cengiz Mazı Dağı'nı canlı okuyor. İşte tırın
kirli patlıyor, insanları öldürüyor, orada çevreyi kirletiyor, umursamıyor, hiçbir şekilde korunuyor falan. Bakır oradan Kastamonu'daki tesislere gidiyor, özelleştirme ilerliyor. Oradan Samsun'daki limana gidiyor, özelleştirme ilerliyor. Oradan İngiltere'deki teknoloji şirketine gidiyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Cengiz 20 yıl boyunca kamu ihalesi aldı da ne yaptı? Bu sermayeyi, şey çok sever kaosu, ilksel birikimle. Hani yağmayla ilksel birikim. Onu bir sermaye dönüştürmemiz lazım. Nasıl sermaye dönüştürmüş? Öyle CHP'nin söylediği gibi ev alarak falan değil. Bunlar çok şey işler yani, ajitatif işler. İngiltere'nin en büyük 10 teknoloji şirketine birini satın aldı. Bu şirket elektrikli otomobillere pil üretiyor, pil dönüşümünü sağlıyor, daha önemlisi kobalt üretiyor. Bu bakır oraya gidiyor, oradaki yüksek teknolojide kobalt üretiyor ve BMW, Mercedes'in önüne Volvo'ya satış yapılıyor. Cengiz, bizim yandaş dediğimiz Cengiz, bizim bakır madenimiz sayesinde dünya kobalt üretiminin %2'sini tek başına karşılıyor. Tabii çok büyük. Yani 2-3 milyar dolarlık bir sermayeden bahsediyoruz. Yani bize burada hani pisliği, şeyi, şiddeti, rüşveti, suçu kalıyor. Orada o tertemiz bir sermayeler olarak İngiltere'de, yani İngiltere'ye girmesi için ev alması, para kaçırsa gerek yok. Sermayeyi bizim ham maddelerine muazzam bir sermaye taşımış. Şimdi bu bize bir bağımlılık zinciri işte. Yani dolayısıyla şunu gösteriyor. Emperyalizme bağımlılık değer zincirleri üzerinden yeniden kuruluyor. Sadece naturalistleri, sadece yabancı bir teker gelip bizi almıyor. Artık hani hatta ben şey diyorum, yeni komplatorluk diye kullanıyorum. Çok eski bir kavramdır. Ama bence bunlar bir nevi komplatordur. Kendi ülkesine, vatanına, toprağına ihanet eden, kendi değerini yabancı şirketine satan, taşıyan kişi. Özeti bu. Hatta tüccar sermayesi için kullanılıyor. Tam bir komplator. Yeni bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla anti-emperyalist mücadele burada herhangi bir çevre mücadelesi, bir madenin işlemesini engellemek, bir ağacın kesilmesini engellemek aslında bu büyük uluslararası değer zincirinde bir çomak sokmak demek. Bu, bunu bir nokta koyup daha sonra bir de askeri sanayi söyleyeyim. Çok uzak konu uzattı, kusura bakmayın, hemen özetleyeyim. Askeri sanayide şöyle baktık, pay damat bize zenginleştiriyor. Bunu değişmiş bakmadık. Türkiye sermayesi bütün bu konumlanışını bir politik, askeri, siyasi konumlanışla gerektirir. Biz NATO üyesiyiz. Dolayısıyla büyük bir ordu var, bir kara ordu ve bunu yeniden konumlandırmam lazım. Yani bu işleri yaparken senin askeri sanayini yeniden şekillendirmen gerekir. Bu askeri sanayi iki şekilde şekillendirebilirdi. Birisi büyük sermaye, yani Koç üzerinden yeni bir üretim bandı olarak yapmak istedi ama yani oradaki kavrayı biliyoruz, ihaleyi aldı falan. Ama şu rakamlara dikkat edin. Türkiye'nin, bence Türkiye bir askeri sanayi komplekse sahip vardı. 2002'de 500 şirket vardı, dolaylı ve doğrudan üretim yapan. Bugün 2500 doğrudan üretim, 10 binlerce kobi var. 2002'de 5 milyar dolarlık sözleşme değeri vardı. Yani şudur, devlet özel askeri sanayi şirketleriyle 5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Bugün 65 milyar dolar. Şöyle kıyaslayalım. Kamu özel işbirliği projeleri çok tartışıyoruz ya, şu kadar gidiyor bu. İlk sırada askeri sanayi var ama hiç tartışılmıyor. Yani karayolları sözleşmesi, havalimanı sözleşmesi daha fazla sözleşme değeri askeri sanayide de bu şu demek. Askeri sanayide devlet elindeki kaynağı bu kadar yoğun bir miktarda özel askeri şirketlere aktarıyor. İşte Baykar'a aktarıyor, Nurul'u aktarıyor, Koç'a aktarıyor, öbürüne aktarıyor. Burada muazzam bir sermaye birikimi ortaya çıkıyor. Bu kaynağın şeyini çok kişi bilmez sadece bütçesini ama gelir vergisinin %25'i, veraset ve intikal vergisinin %15'i, motorlu taşıtlar vergisinin de %20'si otomatikman kesilip askeri sanayiye aktarılıyor ve bunlar doğrudan halkın niye yoksullaştığı bir kişinin söyledi de yolsuzluk değil. Bu yönde buraya aktarılıyor. En önemli şeylerden birisidir. Bu askeri sanayi konumlanışına baktığımız zaman, yani uluslararası iş bölümünde nereye konumlanıyor? Koç. İşte Batı sermayesi. Kazakistan'da Otokar'ın askeri fabrikası açtı, yeni açtı. Birleşik Arap Emirlikleri de açtı. En büyük satışını bu ülkeyi, iki ülkeyi yapıyor. Baykar. Aynı şekilde Azerbaycan, Orta Asya, Balkanlar, BMC, zırhlı araçlar aynı şekilde Kuzey Afrika, Afrika şeklinde. Yani biz batıya şey yapmıyoruz. Bu taraftaki ülkelerle bir askeri sanayi ilişkiye, ticari ilişkilerle girmişiz ve bu Türkiye'nin kapitalizmin konumlanışına çok uygun bir şeydir. O yüzden hani madenciliğe, buna,
işte orada inşa edilen nükleere, burada inşa edilen küçücük rüzgar santrallerine bakarken aslında Türkiye kapitalizminin kabuk değişimine baktığımızda aslında onunla ilgili olduğunu ama o değişim kolay olmadığı için, bu değişim kolay değil, ne yapıp nasıl yapıyorsunuz işte, şiddet uyguluyorsunuz, kutuplaşma yaratıyorsunuz, yolsuzluk, rüşvet çürütüyorsunuz, yani toplum bunu kabul ettiğinde bu değişim kolay olmuyor. Çok yüz yıllık sonunda böyle bir değişim. O hep söylerim, siyasi iktidar otoriterleşmesiyle kapitalist birikimin ruh tasarlıklı ilişkiyi en güzel şu gösterir. İstanbul'un havalimanını yapabilmeniz için anayasanın birkaç maddesi de dahil yaklaşık 20-30 yasayı çiğnemeniz lazım. Niye anayasasızlaştık? Niye hukuk askıya alındı? Bu sadece yandaşları şey yapmak için değil. Bunu yapabilecek bir iktidar anayasayı askıya almak zorunda. Yoksa dokunamıyorsunuz. Zeytin yasasına geliyorsun, orman yasasına geliyorsun, tarama arazisi. Dolayısıyla o imarlar, imar planlarının değişikliği, gasp etmeler, kamulaştırma, o bütün bu karmaşanın altında ortaya çıkan öz Türkiye kapitalizmi bir kabuk değiştiriyor. Batı sermayesinin iş gücü, ihtiyacı doğrultuları kullanılmışa geçiyor. Dolayısıyla buna uygun bir emek rejimi oluşuyor. O yüzden de bütün bu sancıları yaşıyor. Yani bütün bu çatışmaları yaşayarak bunu diye bir noktada söyleyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Benim anlatacağım kısım başlığı kapitalizm ve kentsel organizasyon Anadolu'yu yeniden inşa etmek. Şöyle iki yani böyle iki parçalı gibi bir şey anlatmaya çalışacağım. Bir, kapitalizm mekansal organizasyonuyla neyi kastediyoruz daha geniş bir perspektiften. İkincisi Anadolu yeniden inşa etmek biraz daha son döneme dair bir şey olacak. Size bir sürü resim göstereceğim. Şimdi öncelikle bir, yani hep genelde kullandığımız ana akım literatürü kentleşme olarak kullandığımız işte çeşitli biçimlerde çarpık kentleşme vesaire. Bunu kapitalist kentleşme olarak aslında kullanmak üzerinden başlayacağım. Çünkü kentleşmenin tarihi kapitalizmden daha eski. Fakat kapitalizmin hani diğer konuşmacıların da başka alanlarda anlattığı gibi kent ve mekan üzerinde de kendine has, kendine özgü bir durumu var. Burada yani bu görseller sadece kapak, biraz zamansal olarak geriye de gideceğiz buna dair bir ipucu. Kant'ın sonunda bir hani alıntıda yerleşme, yapılaşmaya bağlantı anahtar kelimelerini kullanmış. Onları not aldım, onlardan gireyim. Kapitalizm mekan üzerinde de olabildiğince çok yere nüfuz etmek, yerleşmek, yapılaşmak ve bağlantılar kurmak üzerinden ilerliyor. Aslında kapitalist kentleşmenin en önemli özelliklerinden biri birçok yeri ve birçok şeyi birbirine bağlaması ve bunları birbirine bağımlı hale getirmesi. Burada çok net görünmüyor ama bu Kadıköy'de bir mahalle İstanbul'da ve işte 20. yüzyıl başlarında parselasyonu yapılan ve kurulan. Burası da banliyö altı, işte Gebze'ye doğru uzanan. Bunun yani şöyle bir şey, kapitalist kentleşme altyapıyla birlikte ilerliyor. Ulaşım altyapısı olsun, kanalizasyon su altyapısı olsun. Dolayısıyla yani her zaman toprak üstünde gördüğümüz kadarı ve belki daha fazlası toprak altında da oluyor. Yani şu yukarıda gördüğümüz haritada, göremediğimiz haritada. Şu işi kapatabiliriz aslında çünkü ben çok fazla gördüm. Yani arkadakini açabilirim. Evet, daha iyi olur. Kararlı mı oldu ya? Şimdi iyi oldu. Ha. Hiçbir şey gözükmüyor. Birazdan açılacak. Tamam. Şimdi kamerada görünüyor mu? Tamam. Bu yukarıdaki harita bir mahallenin su yolları haritası. Altındaki harita sokak haritası. Grid plan denilen. Şu kenardaki harita da aslında bir ucu Gebze, öbür ucu Üsküdar olan bir su yolları haritası. Yani bir kapitalist kentleşme dediğimizde bütün mekana böyle büyük bakış açımızın olması lazım. Altta onun bütün o mekanı birbirine bağlayan bir şey düşünmemiz lazım. Bugün bu sel örneği üzerinden bunu eklemek istedim. Atıyorum Arnavutköy'de bir sel oluyorsa bunun sadece oradaki betonlaşmayla bir ilişkisi yok. Yukarıda 2006'da mesela alınan uydu görüntüsünde bir sürü su
boşluğun olduğu bir su havzası görüyoruz. 2021 İstanbul Havalimanı görüyoruz. Ve diğer işte Arnavutköy'e, Başakşehir'e baktığımızda aslında son 20 yılda betonlaşma tırnak içinde diyeceğim oranları çok değişmiş olmamasına rağmen havalimanının inşaatından bu yana kronik bir sel sorunu yaşanmaya başlanıyor. Çünkü bütün bu altyapı birbirine bağlı ve bütün hani bu toprağın altından bu sorunlar birbirini tetikliyor. Bu hızlı geçti. Evet. Bir anda. Şimdi bütün bu mesele nasıl oluyor? Yani bütün mekanı nasıl bağlıyorsun birbirine? Bunu devletin kurumlarıyla ve bürokrasiyle yapıyorsun. Bu 19. yüzyılda aslında bürokrasinin değişimiyle başlayan, yani bu coğrafya için bahsediyorum. Daha hani Avrupa için 18. yüzyıla uzanır ama aslında 19. yüzyıldan itibaren başlayan bir devletin merkezileşmesi diye hani geçen, bir yandan da belediyeler aracılığıyla yani son dönemde daha liberal bir şey olarak, kavrayış olarak yerel yönetim gibi bir tanım kullanılsa da yani belediye kurulduğundan itibaren hiçbir zaman aslında yerellik amacı taşımış bir şey değil. Her zaman devletin bir uzvu olarak o ilişki ağlarını bütün yerelleri aslında nüfuz ettirmek için var olan bir şey ve hani bu gördüğümüz haritalar 19. yüzyıldan mesela bu yolları, işte oradaki çizgilerin hepsi kamulaştırma çizgileri, yol açmak için parsellerden bölünen vesaire bu şekilde sermaye yayılıyor. Bugün ne geldiğinde örneğin karşımıza işte 6306 sayılı kentsel riskli alanların dönüşümü yasası olarak çıkıyor. Ya da işte birazdan da devamında anlatacağım bir sürü başka hukuki düzenlemeyle birlikte. Burada aslında Bahadır'ın söylediği o kaos değil meselesi kent mekan içinde geçerli. Hep kullanılan plansız kentleşme de aslında apolitik bir tarif. Çünkü hepsi planlı aslında yani. Bu kadar büyük bir organizasyonun devletin ve sermayenin içinde olduğu plansız yapamazsınız. Yani bu öyle 3 metrekarelik bir alan değil. Burada mesela işte 6356 sayılı yasaya gelirsek diyor ki üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlar. Bunlar da vatandaşın mülküne el koyma yetkisine sahip oluyor. Dolayısıyla bir sürü izlediğimiz direnişlerde işte kentsel dönüşüm yıkım anlarında o alanları bir şekilde yıkmayı başarırsa, o insanları oradan göndermeyi başarırsa nasıl yapıyor bunu? Mesela Ok Meydanı Fethihtepe'de planı 2012'de çıkarıyor. Yıllarca o insanlarla bir sürü kirli ilişki kuruyor. Kimini tehdit ediyor, kimini içeriyor, kimine para teklif ediyor vesaire. Bir kısım insanı oradan uzaklaştırıyor, orayı boşaltıyor. Kalanları da artık hani çok da bir cephe oluşturamayacak kadarını da işte en son kepçelerle girip sürüyor ve orayı boş bir arsa haline getiriyor. O zaman da bütün o arsayı alıp bölüp istediği gibi yapma hakkına sahip oluyor. Ve bunun tamamını da uzun bir süreçte çok planlı ve aslında hukuki temellere dayanarak yapıyor. Dolayısıyla aslında sermaye için aşağıda Hatay, yukarısı da toz koparan Fethihtepe. Aslında sermaye için ikisinin hiçbir farkı yok. Hatta şöyle bir farkı var. Toz koparanda inşaat başlatmak için 10 sene uğraşması gerekti. Ama deprem bölgesinde bunu yapması için hiçbir uğraş göstermesi gerekmedi. Buradan bu boş parseller meselesinden tekrar biraz geçmişe döneceğim. Bu toprağın metalaşması meselesi aslında tarihsel olarak 1839'a dayanıyor. Tanzimat Fermanı bir böyle bir liberal ekonomiye geçiş, bir özelleşme sürecinin ilk adımları ve 1839 öncesinde hiçbir zaman parça parça ya da satılması kelimelerini şu baştaki kelimeler, kavramlar dışında bir şeyin önünde görmüyoruz. Bunlar bildiğimiz metallar, çok normal mallar. 1839'dan sonra 70-80 sene boyunca benim bulabildiğim kadarıyla 590 küsur tane falan bir kayıt var. Bütün çiftlik, tarla, bahçe, hatta işte bataklık, denizin doldurduğu arazi, eski askeri alan tamamen bir sürü arsa parsellere bölünüyor ve şu an gördüğümüz mahalleler oluşuyor. Buna
aslında kentleşme tarihine ilk toprağın ilk özelleşme süreci deniyor. Yücel Terzibaşıoğlu var tarihçi, o da hani o şekilde tarifliyor. Bu ilk başta şurada sarı şeylerde İstanbul'la başlıyor, yayılıyor ve ondan sonra bütün coğrafyada. Ama daha ziyade Anadolu ve Batı coğrafyası, çünkü aşağıda yani Arap coğrafyasında başka bir şey oluyor. Orada parçalamıyorlar, birleştiriyorlar, tevhid yapıyorlar ve sömürgeleştiriyorlar. Onu sonra başka bugünle ilişkili söyleyeceğim. Buradan 1965'e kadar parselasyon devam ediyor. Ve artık kentsel arsa çok sıkıştıktan sonra da kat mülkiyeti yasasını çıkarıyorlar. Çünkü yukarı gitmek gerekiyor artık. Yani mülkiyeti daha soyut bir düzende bölmek gerekiyor. Ve şu tabloda detaylar önemli değil. Onun tek amacı şu. Yaklaşık 10-15 seneye bir çıkan yeni imar planları ve kat artışlarıyla sürekli yıkıp yeniden yapıyorlar. Sürekli yıkıp ve bu şekilde sürekli aslında yeniden üretiyor. Yani kapitalist kentleşmenin bir başka özelliği de sürekli kendini yeniden üretmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla kalıcılık ve sağlamlık aslında istemediği bir şey. Buradan tekrar hızlı bir geçişle. Bu bizim hani konut coğrafyası üzerinden gördüğümüz, daha aşina olduğumuzun dışında aslında bir üretim, genel olarak sermayenin üretimi işte ya da madencilik vesaire diğer bütün alanları düşünürsek bunların hepsinde toprak kullanıyor. Yani şu anda en basit dijitalleşme denilen şey için bile bir maden çıkarması gerekiyor. Yani o mekandan bağımsız bir kapitalizm mümkün değil. Burada da şuna geçersek aslında bir o kentlerin sınırları vesaire bunların hepsi idari sınırlar ve devletin biraz kağıt kurut işlerini daha düzenli organize yürütmesiyle ilgili bir şey. Ama daha sermayenin sınırlarına veya mekansallaşmasına baktığımızda örneğin şu yukarıda Gebze tarafındaki OSB'leri görüyoruz. Burada mesela İstanbul'un sınırı neresi, Tuzla neresi, bunlar artık önemsizleşmeye başlıyor. Ve bunlarla da resmi gazeteye bakarsanız sürekli oynuyorlar. Yani atıyorum bir yere başka bir yapılaşma hakkı vermesi gerekiyorsa onu bir kararla bir gün içerisinde başka bir sınırı alıyor. İl yapıyor, ilçe yapıyor, köyleri mahalle yapıyor. Oradan mesela eskiden işte atıyorum köylünün ortak malı olan ve çok da kaydı kuydu olmayan bir sürü yere acele kamulaştırmaya ihtiyaç duymadan el koyup onları şirketlere veriyor vesaire. Yani o idari sınırların da aslında böyle bir işlevi var. Bütün sınırları kaldırdığımızda mesela Türkiye'deki trend yollar, bu haritayı bizim, yani buradaki anlattığım şeylerin bir kısmını bizim kendi çalışma grubunun da çalışmaları. Ramazan diye bir arkadaşımız sağ olsun tek tek işleyerek yaptı bu haritaları. Burada mesela bambaşka bir coğrafya görüyoruz ve gözümüz, yani bunların arasındaki lojistik bağlar ve bunların hareketinden oluşuyor burada gördüğünüz. Burada sanayi ve depoların bir kısmı var OSB'lerin ve çünkü o kadar fazla ki gerçekten onların tamamı işlemek yetişmedi. Burada mesela yığılmalar görüyoruz. İşte atıyorum yukarıda kuzeyde daha Marmara'da, aşağıda işte o deprem, şu an deprem bölgesi olarak düşündüğümüz Akdeniz havzasında. Ve şuraya baktığımızda mesela o OSB'leri takip ettiğimizde bir hat görmeye başlıyoruz ve burada da bildiğimiz anlamda şehirler yok. Madenler Ege hariç, Ege'de o kadar çok var ki yetiştirdik, çok fazla var yani, aşırı fazla. Burada mesela bütün madenlerin hepsini düşünüyor, sadece kömür değil. Aslında hani diğer arkadaşın anlattığı o bütün o sömürünün şeyin nasıl bir yayıldığını nasıl diyeyim, bu ucuz emek sömürüsünün, bu ham madde çıkarması meselesinin mekansal olarak ne kadar yoğunlaştığını görüyoruz. Başka bir arama yaptığımızda mesela madencilik üzerinden tam görünmüyor ama bunlarda şirket isimleri yazıyor. Ama mesela bu şirket, bu madenlerin hepsi acele kamulaştırma kararlarıyla açılıyor. Yani bunların hiçbir kamu değil, hepsi özel şirket.
Yani başta anlattığım şeylerle yani ilişkisini kurarsak, yani aslında o bürokratik süreçler şekil ve biçim değiştirerek yani sürekli bir şekilde bu mekanın metalaşması meselesine hizmet ediyor. En son artık depremden sonra bir kararname çıkarttılar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Sanayi bölgeleri için çok bayağı üst düzey yetki verdiler Sanayi Bakanlığı'na. İstediği yeri seçip yapabiliyor. Onun akabinde acele kamulaştırma kararlarına şöyle bir ifade eklendi, daha önce hiç olmayan. Alt ve üst yapıların ivedilikle tamamlanarak yatırımcıların acil parsel tahsisi taleplerinin karşılanması diye. Yani artık acele kamulaştırmanın kamu ilaç bilgisi olmadığını hani sorgulamaya gerek kalmayacak şekilde getirdiler. Bu başta söylediğim daha 19. yüzyılda Arap coğrafyasında, Filistin'de falan olan şey, tevhid, Agrobay'da olan şey, Bayburt İnşaat tevhid arazi toplaştırma yapıyor. Ve Tarım Orman Bakanlığı son 3-4 senedir bu konuyla kafayı bozmuş durumda. Bu ne? Bütün küçük arsaları, bütün küçük tarlaları birleştirip tek bir parça haline getirip şirketlere verme. Ve kendi sitelerinde bunu neden yaptıklarını, 2010'dan beri başlattıkları bir süreç. Ve düzenlemeyle arazinin kıymetlenmesi, hisse parça sorunlarının çözülmesi ve işletme büyüklüğünün sermayenin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmesi olarak tanımlıyorlar. Ve güncel durumda kapitalizm ve mekansal görünümlerine bakarsak, arazi toplulaştırmalarla devasa işte tarım alanları ve onlara enerji sağlamak için jeotermal seracılık ve o şeyler var. Onunla ilgili galiba. Şu an hangisi açık? Bunun yanında gördüğünüz, o yani karaltı olarak gördüğünüz şey dev bir GES tarlası, güneş enerjisi tarlası, Kalyon'un Karaman'da. Bu çok büyük, şu an rakam yani 1000 futbol sahası mı? Şimdi öyle bir şey yani, bayağı devasa bir şey. En son reklamlarında işte altında güneşten korunduğu için ot bitmiş ve koyunlar otluyormuş. Dolayısıyla da hayvancılık yapacaklarmış. Etinden sütünden toplanıp. Videodaki koyunlar biraz korkunç yani. Bu ikincisi de konteyner kentler. Ve çok fazlalar. Ve uzun bir süre deprem coğrafyasında bir barınma ihtiyacını karşılıyor olacaklar. Ve daha önceki süreçlerden hatırlarsak da birçoğu OSB'lerin yakınında, civarında. Ve bu da özel olarak yani sanayi odalarının talimatıyla açıktan devletin yaptığı bir şey. İkincisinde, evet. Ha, bu öyle ilginç geldiği için koymuştum. Koç'un konteyner kentindeki AK Parti seçim çalışmaları. Ve bu Giyim Sanayicileri Derneği'de OSB'lerin yanına yaptırdıkları konteyner kentleri geziyorlar. Özellikle çocuklar ve gençlerle çok ilgileniyorlar. Baykar falan da. Tekstil atölyeleri yapmayı çok seviyorlar gençlere. Buradan yani şöyle kaos değil dediğimiz şeye dönersek, bu video ilk çıktığında muhalefetin önemli bir şaka kaynağı olmuştu. Milletvekili böyle şuraya bunu yapacağız falan. Ama o biliyordu ne yapacağını, o yüzden onun için öyle yapması kolaydı. Bize bilmiyormuş gibi geldiği için komik geldi. Ama bu bir plan yani aslında ve depremden önceden beri süren bir plan. Şimdi çok işlerine gelen şekilde hızlandı ve yani onların haber ajanslarında bu ekonomik çarklar dönsün diye işçilere konteyner kent kuruluyor diye yani ifade ediliyor yani. Onlar bunun bir şey olduğunu farkındalar. Keza Antakya için çok başlarda çıkan riskli alan ilanının karşılığını dün duyurdu bakan ve burada projeye başlıyorlar ve yerinde dönüşüm. Yani tam da aslında kelime ifadesiyle taleplerin içinde olan bir şey.
Bu da yine yeşil enerji ve sanayiler. Şimdi bütün bu CV enerji, şuna hızlıca geçeyim, bu barkarım, evet, şu tarla, ucu bucağı görünmeyen. Bu da aslında şu fotoğrafı şunun için koydum. Bunların korkunç bir işçiliği var. Yani madenini çıkarması, üretilmesi, montajı ve temizlenmesi. Güneş paneli temizliği siteleri dolu Instagram sayfaları ve burada bir işçilik var. Yani bunlar hep böyle soyut, böyle bir hani high-tech bir şey, bir görselle kullanılıyor ama mesela biz burada çalışan işçiler ne yapıyor hiç bilmiyoruz. Bu CV enerji, şu görseldeki... Şimdi bu Excel sonsuz, ben sadece sonsuzluğunu anlatmak için bir kısmını koydum. Bunların hepsi Anadolu'daki çeşitli fabrika, OSV ve depolar. Ve bu CV enerji, adam işte memleket hasretine dayanamayıp dönmüş. O günden beri de memleketin dört bir yanına fotovoltaik döşüyor. Burada yani bizim için değişmeyen bir şey, bunu hani devletin gücünü ispatladık meselesinin bir sürekliliği var. Yani depremin başında da mesela devlet nerede sorusunun cevabı aslında bu konteyner kentlere dönüyor, OSB'lere dönüyor. Ve işte 70'lerde, 80'lerde gecekondu mahalleleri yıkıldığında da böyleydi. Bu villalara dokunulmadı dedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ilk geçtiği güzergahta bir villa sitesi var. Bir yanlışlık olmuş. Sonra düzeltiyorlar ve güzergahı değiştirip Armutlu yıkıyorlar. İlk Armutlu. Ondan sonra bugünkü Armutlu kuruluyor. İlk yıkılan Armutlu'yu işte o şanslı yer denilen Anadolu yakasına bir yer, oraya gönderiyorlar. 5 sene önce orası da kentsel dönüşüme girdi. Yani bir 20-30 sene içinde. Şimdi o insanlar başka bir yere gitti. Bu İstanbul artık onların da işçi sınıfı. Yani göçmenler, göç, o zaman yani iç göç. Yani çalışmak için İstanbul'a gelen insanlar. Bu manşette ilk Armutlu yıkılırken bir kadının söylediği bir şey. En iyisi çok mezar yapıyorsun herkesi. Yani aslında bir genel olarak o her tarafından mekana baktığımızda gördüğümüz şeyin bir ilişkiler ağı, bütün o sermayenin her yere nüfuz ettiği ve bizi kuşattığı ve bütün o kentsel dönüşüm hikayesini de oradan oraya istediği gibi koyabiliyor ve bunu da yasal, hukuki çerçeveleri istediği gibi esneterek yapabildiği. Bu şey... hukuki mücadeleye dair 1850'lerde bir mahallenin parsele, Karabette diye bir sanayici tarafından işte parsellerin satılmasına karşı Üsküdar halkı itiraz ediyor. Diyor ki işte burası bizim su kaynaklarımız, işte doğal şeyimiz, bu herif diyor öyle bir şey yazıyor, yapmasın bu işi. Hiç sallamıyor diyor, hemen yapıyor, hemen izin veriyor. Çok değişen bir şey yok aslında. Bana Kanal İstanbul imza kampanyasının işte 19. yüzyıl versiyonu gibi bir şey, toplu imzalar var orada. Ben bu şekilde bitiriyorum. Çünkü yani bu cümle bence mekansal, yani sermayenin mekansallığını çok iyi anlatan bir şey. Yani evet işte Balya'daki, Soma'daki, o Agrobay'daki o bütün o sömürünün oradan gelen bütün o sermaye ile kurulan işte o sanayi, onun arkasındaki güçlenen bir sürü patron vesaire. Yani bu ilişkiyi kurarak ancak kapitalist kentleşmeyi anlayabilir ve yani burada atıyorum bir binanın fonksiyonu ne olmuş, estetiği nasıl değişmiş meselesi çok 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 ufak ve bizim hayatımızda dokunmayan meseleler. Ama İstanbul'daki krallığı yıkacağız gibi bir şey mesela bir şey söylüyor. Mekana dair güçlü bir şey yani nasıl diyeyim söylem. O yüzden burada bunun üzerinden anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok uzattım, bitiriyorum. Türkiye'deki rejimin nasıl bir ihtiyaca tekabül ettiği, neden çok lüzumlu olduğu yani anlaşılıyor yani. Şimdi şu temel şeyi yani bu Türkiye'de kurulan rejim hızlı karar alma, takip ettiği hiçbir yasaya, kurala, sınırlamaya uymama,
parlamento gibi gerizekalı bir zeminde yani bu süreçlerin uzatılmasına, yani güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamento denen yani zırvalıklarla uğraşmama, hızlı karar alma, hak ve sömürü, bir hızlandırma, yani her tür şeyi bir hıza dayalı dünya, yani emperyalist iş bölümü içerisindeki konumlanışını, yani sonuçta daha büyüklerin beklentilerine hızlı karşılama ve orada kendi gücümle böylelikle artırma diye bir şeyi var, mantığı var. Yani üç sunuşun, yani niye bu rejim vazgeçilmez, niye Türkiye'deki egemen çevrelerin tamamı bunun etrafında dizili, şeyin Korkut Hoca'nın söylediği gibi tüm egemen sınıflar ittifakı denen şeyin kendisinin neden çok kritik bir şey ve vazgeçilmez bir şey olduğu anlaşılıyor. Benim şimdi sonuçum bu üç sınışın dışında ben 3-4 tane lokal örnek üzerinden bunun yerelde bu ilişkiler nasıl cisimleşiyor? Yani burada sömürü süreçlerini gerçekleştirirken herhangi bir itiraza, bir işte başkaldırıya, isyana gerek duymadan hem yereldeki halk tepkisini hem oradaki olası işçi emekçi tepkisini nasıl, hani ne türden ilişkilerle bastırıyorlar ya da yönetiyorlar, hani kısmına da yani bir kafanızda bir şey canlansın diye söyleyeceğim. Şimdi bir İliç'le başlayacağım. İliç bir çok küçücük bir kasaba. Yani Lenin nedeniyle İliç'i seçtim, Leninist olduğum için. Onun da adıyla müsemma olduğu için. Şimdi bu tabii bu çok küçük bir kasaba ve bu burada birden burada bir uluslararası bir altın şirketi burada bir değer görüyor ve şeyin orayı seçmelerinin nedeninde muhafazakar bir şeyi var, işte bir geçmişi de ilçin o bölgedeki diğer ilçelere göre şey yani daha sağla beraber hep böyle hareket etmiş bir kasaba, küçük bir kasaba şey İliç tabi çok çok geçmişte de azınlık nüfusun yaşadığı bir yer, Ermeniler var. Sonra tabi Türkiye'deki tarihsel süreçlerle onlar işin dışına çıkıyor. Kemal'e eğilmeyle yakınında. Çok güzel bir yer coğrafya olarak da. Bir tarafı Muzur Dağları'na, o birliklerine yaslanır. Ortasından da Fırat'ın büyük kolu Karasu geçer. Su da var yani böyle bir şey, düşün su. Ve burada altın cevherini, yani işte atıyorum Bakırtepe'de işte 10 kilo topraktan 1 gram yani elde ediyorsam orada 5 gram çıkartabiliyorum. Çok yani çok yüksek oranda. Çok hızlı altın ürettikleri bir yer. Bir de tabii Dersim tarafı, işin vadinin diğer tarafına doğru gittiğiniz zaman orada bir halk direnci olduğu için de coğrafyanın o kısmına giremiyorlar henüz. Ama zamanla oraya da girmeyi hedefliyorlar. Ve burada tabii korkunç bir şey, sıfır maliyetle topraktan bir değer çıkartıyorlar. Ve burada da Binali Yıldırım'ın, işte Erdoğan'ın bu şirketle işte artık yazılı tarafını bilmiyoruz ama genelde herkesin konuştuğu bir ortaklığı oldu. Yani doğrudan Erdoğan'a buradan işte Çalık Grubu üzerinden şuradan bir akarsu. Tabii bu şirket girince tabii orada bir kent yapısını, hemen barajın kenarında bir ada kent inşa ediyor. Amerika'dan, Kanada'dan mühendisler geliyorlar, yerleşiyorlar. Türkiye'den beyaz yakalı yaşayabileceği bir alanlar tahsis ediyorlar orada, hayat sürdürebilecekleri. Şimdi sonuçta bir Erzincan'la da bir 65 kilometrelik bir şeyi var yakınında, Kemal Üstü'nün üstünden. Orada da bir organize sanayi bölgesi büyük bir alanına inşa edildi. Bu tarafta toplamda şeyler, hani bir üretim alanında çalışan 4000 işçi var ve bunun etrafında küçük küçük yani 10.000'i bulan taşıma, İşte yan sanayi, tamir, o, bu, şu filan servis, bir iş gücü toplandı. Ve bu civardaki İmralı'dan Kemal'a, Kemaliye'ye, Divriğin'in yani köylerine, Erzincan merkeze, den buraya servislerle taşınıyor yani bu şey, iş gücü. Ve
Ç'de büyük taşeron olarak Çiftay grubunu aldılar. Çiftay grubu Kaz Dağları'yla bilirsiniz. Yine birliğindeki bir Amerikan şirketi. Yani öpüp demeyeyim de. Bir yine öyle başlayan bir Amerikan şirketinin de Kayseri'de, Develi'deki şeyin, madeninin de taşeronu. Aynı zamanda Divriğindeki OYAK'ın maden alanındaki şirketinin ismini onun taşeronu Divriğinde. Yani bir onun çıkarttığı demir işletmesinin taşeronu aklıma gelir. Şimdi tabii bu bölgede Çiftay bir Alevi nüfus da var. Kürt Alevi ve Alevi yani, nüfus da var. Orada muhafazakar bir nüfus var ama oraya bir Şafaklı aşireti diye bir aşiret var. Şafaklı aşireti Kürt bir aşiret. İl içi şu an kontrol ediyorlar. Yani AKP ilçe başkanı da Şafaklı, belediye başkanı da Şafaklı, işte iş yerindeki Sarı Sendika'nın temsilcisi de Şafaklı, yerel mafyası, mafya gruplarının iki grup var, biri de Şafaklı. Bunlar var şey içerisinde. Bu Şafaklılar üzerinden ve Şafaklıların oradaki aşiret gücü üzerinden dışarıdan gelen yaklaşık yani işçinin onda biri Şafaklıysa onda dokuzu diğer şeyden alanlardan toplanıyor ama o grubun orada yerinde olması ve siyaseti tutması tüm bu alanı böyle hani işte sendikayı, partiyi, belediyeyi ve oradaki işte mafyayı, işte servis şeylerini, muhtarlara servisler veriyorlar, köylülerin muhtarlarına. İşte orada köyün, orada siyaseten CHP ilçe başkanının da servisleri var. İşte MHP'linin de var, meclis üyelerinin de var. Yerel basın varsa onların da çocukları falan hani işe girebiliyorlar. İşte mavi yakalı ya da beyaz yakalı konumlara bunları istihdam edebiliyorlar. Ve genelde çok büyük bir sıkıntı çıkmadığı sürece satın alma, içerme yoluyla yapıyorlar. Bütün kasabada orada o şey altın madeninin, siyanürün yarattığı şeye tehlikeye, çevreye, doğaya, insan yaşamına, oradaki çalışan insanların yaşamına dönük çok ciddi tehditler içerdiğine dair bilimsel veriler çıkıyor, tartışılıyor filan diyor. Daha bir buçuk sene öncesine kadar mücadele eden, satın alınmayan iki tane vatandaş çıktı bütün il için içinde. Bunlar da öyle çok bildiğiniz gibi soldan değil, sağdan insanlar. Yani oranın bir sınırlı solcu nüfusu var ama sınırlı solcu nüfus şeyle beraber, yani Çiftay'da, Çiftay'ın yani bir şeylerinde, şirketin yerel temsiliyet noktalarında kimi bir dizi solcu insan var. Yine Anadolu'nun yerel kimi bilimlerinde yani soldan solun bir değişik eller, bize yakın kesimlerinden gelmiş, dönüşmüş insan profilleri var. Alevi köylerinden işte gelen işçileşen insanları, sonuçta Çiftay'ın sahibi de işte Koçgiri isyanında devletin yanında yer almış ve o nedenle devlet tarafından da yani önü sonrasında hep açıl tutulduğu için inşaattan madene yürük ama bizden yani olduğu için de yani her şeye rağmen de bizden bizi istihdam ediyor, bizi büyük oluyor. Bak yöneticilerin de bizden aynen bir duruşu olan insanlar da var denildiği için de bir kontrol mekanizması, bir itaat mekanizması, sorun varsa da kendi içerisinde sorulabilen, sağdan sorun varsa Şafaklılar, AKP, MHP neyse o zincir içerisinde. Dolayısıyla iki tane kırık tırnak içerisinde söylüyorum. İki tane sağdan insan. Bunlar da bir şey bir şekilde kabul etmiyorlar. Ona satın alınmıyor. Çünkü büyük paralar, benzer çıkan muhalefetlere büyük paralar, işte 100 bin dolarlar, 30 bin dolarlar, bize göre büyük paralarla, yereldeki insana göre daha büyük para. Çünkü harcama olanakları o kadar çok şey değil. Hep sustura geldiler. Yani bir şey çıktığında işçiler sendikalaştılar diyelim Çiftay'ın taşeronunda. Direkt tepeden sendika merkeziyle bir anlaşmayla biz ana şirkete sendikayı sokmuşuz. Dolayısıyla burada sendika var. Taşeronda sendikaya ihtiyaç yok. Sendika genel merkezi de evet burada biz böyle bir bu işi yaptırmayacağız diye bir mahkeme yoluyla. O mahkeme de zaten 6 yıl hani sürdüğü için de sendika itirazı da ortadan kaldırabilecek. Şeye sahipler. Herhangi birisi işte bir işçi önderlik etti. Bütün bu şeyi açtı diyelim. İşte yaptı öyle bir çocuk.
Elazığ'da en son bir 8 işçiyle bir üretimi durdurdular. Sendika korkak davrandı, yaklaşamadı. Jandarma geldi, tehdit. Sonra çocuğu aldılar, onu bir terör örgütü üyesi olmakla şey yapıp işten attılar. Ve bir daha oralarda dolaşamaz biçimde her tür yapıdan tehdidi alarak Elazığ'a, memleketine geri dönmek yani zorunda kaldı. Şimdi bu, buradan da Sarıgül o bölgeden en yüksek oyu alarak seçildi. Yani bu yani İliç, Uçay, yani bu havzadan Sarıgül yani yüksek oylar oralı çünkü yani önemli bir insan ama Sarıgül'ün şeyinde ne İliç'i duyarsınız, ne Anagol'u duyarsınız, ne Çiftay'ı duyarsınız. Yani bu yapıyla barışık olabildiği ve onun onayı olabildiği ve onun da onayını ve desteğini ve takdirini alarak çıkabildiği oranda Sarıgül yani çıkar. Şimdi bu mekanizma içerisinde yine aynı yerde Çiftay'da Dilli'nde hemen yan tarafta bir 70 kilometre uzakta Çiftay'da maden işçileri bir işgal denemesi yaptılar. İşgal ettiler madeni. Hemen belediye başkanı, İyi Parti ilçe başkanı, MHP ilçe başkanı, oranın işte ticaret odası başkanı geldiler ocağa. İşçilere çıktılar. Yani bunu tek ekmek yedi ama madenciliğin de en dik ücretini alıyorlar. Yani demir madencisi Çiftay yine. Yine yöneticiler böyle solumsu yani unsurlar. Belediye başkanı işçileri karşısına çıktı, 7 işçinin karşısına çıktı, aynı şeyi söyledi. İyi Parti ilçe başkanı çıktı, aynı şeyi söyledi. MHP ilçe başkanı çıktı, aynı şeyi söyledi. Yani çıktı, aynı. Dolayısıyla işçiler şeyi fark ettiler, ya bizimle beraber yani kimse bizim durumumuzu, hani dille biz burada 700 kişiyiz ve kasabanın da yani en önemli gücüyüz, ailelerimizle beraber. Yani bizim durumumuzu niye konuşmuyorsunuz? Yani tamam işveren buradan kazanıyor, biz de aptal değiliz. İnternetten bakıyoruz, şuradan bakıyoruz, burasının ciddi kazançlar sağlandığı ve firma başka yerlere yatırımlar yapıyor. Ermaden, hani Oyak Maden'in firması o sonuçta büyüyor. Yani, ve biz kaybediyoruz ve bizim durumumuz da kötü. Bununla ilgili hiç konuşmuyorsunuz. Ya işte buradasınız, en azından başka yerde değilsiniz, aç değilsiniz, açıkta değilsiniz, birbirinizin gazına gelmeyin. Böyle konuşuyorlar yani standart bir şey. Şimdi bir müddet sonra şeyin valinin geldiği, kaymakamın olduğu, bu parti başkanlarının olduğu, işte ticaret odası başkanının olduğu, belediye başkanının olduğu, şirket genel müdürlerinin olduğu toplantılar yapılıyor seri olarak. Yani, şey, yani oranın yerel düzeyde aslında karar verici. Bu aynı şey İliç içinde yani geçerli. Dolayısıyla bu ilişki biçimi, yani burada sağlayan işte CHP'li bir şey, orada AKP'li bir belediye var, burada CHP'li bir, burada CHP'li bir vekil var, orada AKP'li bir Bilal Yıldırım var falan var filan var. Ama orada esas mesele, bu sömürü ilişkisine dokunmadığın sürece, bununla illiyet kurmadığın sürece, bunun hiçbir, yani buradaki mevcut yapıyı ve oradaki sömürü oranlarını, yoğun sömürü süreçlerini sorunsallaştırmadığın sürece bir şey şansı yok. Yani oradaki şey stabil. Devam ediyor. Yani bunun dışına çıktığın anda Yavuz'un başına gelen, yani hemen derdest edilip terör örgütü üyesi tık şeye doğru gidiyor. Ya da işte satın alırsın. Yani o da çok yaygın bir mekanizma. Genelde çıkıntılık yapan, buna itiraz eden insanlar satın alır. Geriye kalır iki tane kırık insan muhalefet eden. Yani bütün bu Anadolu aşağı yukarı benzer bir stabil şey sağlanmış durumda. Yani bu nasıl diyeyim? Böyle bir yüksek dikkatle tıkır tıkır işleyen, sanki hiç bozulmayacakmış gibi gözüken böyle mekanizma. Organize sanayi bölgesi var. Organize sanayi bölgesinin yönetiminde kaymakam, vali, oranın askeri görevlisi, oranın ticaret odası bilmem nesi filan bunlardan oluşan bir şey. Belediye başkanı işte diyelim burada bunların işte İKA görevli şey, kaymakam İKA görevlileriyle beraber toplantılar yapar ve bu toplantılarda iş yerlerinde sıkıntı var mı, iş yerlerinde potansiyel şey var mı? Emniyet düzenli olarak İK'lardan şey alır, GBT kontrolleri yapar. Bu yapıları birbirlerine entegre hale yani getirmiş durumda gönderir. Ve tık diye sana ilişki bilgi gelir ve buna göre seni takip eder. Yani bu Anadolu'da özellikle genelde çok büyük suçlar olmadığı için, adi suçlar falan dışında polisin, devletin güvenlik yapısı, jandarma ve polisin oradaki istihbarat yapısının yegane şeyi, yani yegane görevi
bu iş yerlerinde bir sendikalaşma, farklı türde bir arayış, oradaki işleyişi bozabilecek, yani oradaki çalışma ilişkilerinin rejimi, yani akamete uğratabilecek davranışların önden geçebilme iş yeri. Şimdi buradan Balıkesir Balya'ya geçince Eczacıbaşı'nın büyük bir şirketi var. Yani o da orada bir ciddi maden üretiyor. Ama Eczacıbaşı her yerde şöyle çalışıyor. Esan diye bir ana kuruluşu var. Ama aynı yerde kendisi o koca holding 5 tane daha şirketi var. Kendisinin paket şirketleri. Taşeron yani kendi, ama o da onlar da onlara ait. İşçileri bunlara bölmüş durumda. Farklı iş kollarında. Ama aynı işi yapıyorlar. Orada bir maden üretimi var. Maden üretimiyle oradaki hayatı Balya eski bir maden kasabası, şimdi Eczacıbaşı ile tekrar maden, yani madenciliği güncellenen bir yer. Balıkesir'in hemen tatil bölgelerinde yakın, 30 kilometre içeride bir yer. Şimdi burada bir yine bir başka taşeron firmayla, yani bir iş yapıyor, kendi şirketleri var. İşte saha açacak, yani bir başka taşeron firmayla yani bir ilişki kuruyor. Yani yine şey, kendi taşeronlarının dışında da taşeron yapılarla yani iş görmeye başlıyor. Ve bunu kendisi tekleştirmiyor işi. Bunu yaparken de orada bir grup işçi sendikalaşma arayışına giriyor ve işçiler atılıyor. Şimdi biz tabi orayla beraber, yani Balya'yı biliyoruz, Balyalı tanıdıklarımız var, tanıştık, gittik. Bir CHP'li belediye başkanı, yeni seçilmiş, bir öncekilerin MHP'liymiş, yani şey, CHP'li belediye başkanında işte dev yolculuk gibi bir geçmiş şey var, öyküsü var. Adam bize iyi davranıyor, çalışacağım, yardımcı olacağım, çözeceğim filan, işte şirketin oradaki yerel düzeydeki insan kaynakları yöneticisiyle görüşüyor ediyor filan. Tamam, bizim yanımızda telefon açıyor ya, işte bunu filan bir şekilde görüşelim, çözelim filan yapıyor. Ama şirketin genel müdürüyle görüşemiyor, ondan biraz böyle şey söz ediyor, yani biraz daha uzak. Yani belediye başkanı o şirket genel müdüründen biraz küçük kalıyor, onu hissediyoruz şeyde. 7-8 defa görüştüm, çözüm yok. Direnişe başladık. 7-8 gün yanımıza gelmedik. Gidince iyi karşılıyor halen. Sonra biz şeyin önünü kapattık. Ama girişin bir bölümünü kapattık. Yine kimse gelmedi. İçin bölümünü kapattık. Bu sefer belediye başkanı geldi. Ya dedi ki işte ne yapıyorsunuz dedi. İşte bütün Balyalı esnaf bana geliyor, bilmem ne yapıyorum filan. Şey yapalım. Yani bu şeyi kaldırın, insanlar giriş çıkış yapamıyor. Yani esnaf giremiyor, çıkamıyor. Dedik esnafı bize gönder, biz esnafı içeri alırız. Senin şeyin de niye şimdi geldin ya? Yani bugüne bizi yani tehdit etmeye gelip ben zor tutuyorum diyor esnafı. Yani burada senden bizim döndüreceksin yani esnaf. Burada tutuyoruz yani bir şey varsa bizi gönder. Bak yanımızda Balyalı işçiler de var, esnafı tanıdık. İçeri alıyoruz. Biz şirketin araçlarının içeri giriş çıkışını sağlamıyor. Şimdi can, emniyet geliyor. Emniyet arzulu bir şekilde gözaltına almak istiyor. Fakat şirket kendi genel itibar açısından gözaltı işlemi yapamıyor. CHP'li vekiller, işte il yönetimliğiyle görüşüyoruz, CHP il başkanıyla görüşüyoruz, ilden işte Ahmet Akın, işte yok bilmem, ben CHP'li vekil var, bunlarla görüşüyoruz. Bir tanesi gelmiyor yani şey, yanımıza. Günler oluyor, 3 gün oluyor, 5 gün oluyor, bugün yoğunum diyor, yarın Balıkesir'deyim ama bir tanesi gelmiyor. Şeye. Sonra en son final artık iş. Kesmişiz, 2 gün, 3 gün şey sürüyor, emniyet gergin alamıyor yani şeyde. Aradı bir vekil, dedim ki ya şey, vali bey rica edin, yani şey, vali bey rica edin, bizi gözaltına almış size. Şimdi şirket aldırmıyor. Emniyet müdürü bulur, yani şu görüşme yapılır ki emniyet müdürü yüz yüzeyiz. Emniyet müdürü İlyas Bey almak istiyor bizi ama alamıyor. Bu da çaresiz yani şeyden, şirket çünkü bu izin vermediği için yapamıyor. Ya işte dedi ki, ben dedi işte vali bey şirket, vali bey ile görüşeyim, o bir şirket müdürüyle görüşsün, biz zaten dün bir toplantı yaptık. Ya işte bir, siz de orada hani aslında arkadaşlar şantiyeleri de kalmamış. Tamam şantiyeleri kalmamış, bu adamlar daha fazla muhtaç haldeler, bir an önce şeylerini almaları lazım. Yani haklarını, hukuklarını almam. Yani niye bunda bu kadar ısrar ediyorsunuz? Bak şimdi vekil şey yapıyor. Bize söylüyor. Siz niye bunda bu kadar ısrar? Ya şimdi 250 tane işçi atmış adam. Bunun alacağı var. Çoluk çocukları var. Şu var, bu var. Belediye başkanı yani sonuçta oradaki o şirketin gücü, dev şirketlerin gücü etrafında. Kaymakam insan kaynakları müdürü yanında böyle şey gibi, çantacı gibi dolaşıyor. Yani polisleri gördüğün zaman ona böyle bir
Yani İl Emniyet Müdür Yardımcısı, yani şirketin herhangi bir o hiyerarşik ilişkisinde düşük bir adam. Birisi değil yani. Yani burada herhangi bir tane arkadaşımız mezun olduğu zaman o pozisyonda bir işe girebilir. Ama yani şey, manzara bu. Mahalle şeyi var, bir işte Deniz abi diye bir çocuktan söz ediyorlardı. Roman bir çocuk, işte oranın mafyasıymış. Böyle solcumsu da filan laflar da ediyormuş işçilere. Ama o şirketle de bir mal satıyormuş yani, bir kırtasiye dükkanı varmış. Çocuklar diyorlar ki ya bu bize saygı çıkar yani filan diyorlardı. Bu Deniz çünkü bize aramız iyi filan olağan zamanında. Deniz bu sefer 5. akşam geldi adamlarıyla tehdit etti. Buradan hani sıçtınız ekmeğimizle hani oynuyorsunuz bilmem neyi yapıyorsunuz filan gibi tehdit. Şimdi burada bir grup esnafla alışveriş yapıyorlar, o şirketin etrafına, o kasabadaki hayat açısından diziliyor. Genel onlar da şeyi biliyorlar, hani kim burada bize bir tür doğal koruma sağlar. İşte Deniz var, işte Deniz'i de kendi şeylerin altına katıyorlar. Zaten oradaki bürokrat, yani savcı, hakim, kaymakam, yani şeyi biliyor bunlar. Yani bu beni göndertebilir buradan. Çünkü valiyle daha kuvvetli bir ilişkisi var. Vekillerle daha şey bir ilişkisi var. Ben eğer bunların dışında bir davranış biçimi içerisine girersem bu beni buradan şeye gönderir. Yani Fizan'a göndertebilir, yerimi buradan aldırtabilir. Dolayısıyla Agrova'ya geçersek orada istediği cezayı sana verebiliyor. Yani diyor ki 500 metre iş yerine yaklaşmayacaksın diyor. Yani şimdi 500 metre iş yerine yaklaşıyor. Sendika genel başkanı bunlar ya. Ne demek 500 metre iş yerine yaklaşıyor? Düzce'ye geçince oradaki işçiye kesiyor bir şey. Yani Alupor'da Pekintaş ki ISO şeyine girdi. O kadar işte 500 listedeki şeylerden firmanın tanesi. Ama Düzce işçi bu yani. Gitmişler işçiler bütün adliyedeki hakim savcıların tamamını HSK'ya şikayet etmişler. 2-3 tane işçi kırık yani işçi inat ediyor hani şeyi. Ulan diyor ki nasıl bu kadar da bize yapalım? 300-350 gündür direniyor ama çadırlarını yıkıyorlar, şeylerini yapıyorlar. İşte her şeyini her zaman falan. Ama yine de ısrarla gidiyorlar. Sendikanın kendilerini sattığını biliyorlar, büyük medalya olmuşlar. Sendikaya rağmen, çünkü dün gece konteyner kurdular. Yani şey, kapının önüne bir çadırı da atmışlar, gittiler konteyner kurdular. Bir inat var yani bütün bunlara karşı. Yani şeyi görüyor yani giderek, hani sendika nerede duruyor? Ben nerede duruyorum, o nerede duruyor, bütün bu yapıyı görüyor. Şimdi Agrova'ya girince Agrova'ya Bahadır da yazdı, Bayburt Holding işte yani bir, özellikle Binali Yıldırım döneminde çok sevilmiş bir holding. Ve aynı zamanda işte bir gün uçakla giderken şey görmüş, Hollanda tarafından bir bakmış buralarda böyle tarlalar var, biz de böyle bir şey yapalım demiş. Gerizekalı bir kızların da başına koymuşlar yani şimdi bu Arzu diye kadın. Şimdi arkadaşlar 38 gündür yani mesela CHP İzmir'de güçlü, İzmir işte sermayesinin önemli bir şeyi, siyasi temsilcisi. Yani il örgütü, ilçe örgütleri tamamı, yani tamamını milletvekillerin tamamını aradı. Yani tamamını hiçbirisi yani, ya işte şöyle yazdı görüştük ve gelmiyor. Asla yani bir şey, belediye başkanı Ali Kırgöz Dikilili, adam diyor ki beni işte bu işe karıştırmayın. Dikili kadın platformu gidiyor, Dikili Emek Barış platformu gidiyor, Dikili'deki solcular gidiyor, Değişik Muhtarlar gidiyor, bilmem ne gidiyor, ya gidin bu işe aracı olun. Sadece deyin ki ya şirket yıpranıyor, yani işçiler için de bir şey söylemeyin. Toparlayalım, girmiyorlar yani böyle bir şey. Tuncay Özkan kadının nikah şahidi, yani böyle yakınlıkları var. Yani şimdi ben işte kansiyonun nikah şahidi, yani olabilir kansiyonla bir şeyimin olması lazım, bir yakınlığının olması lazım, yakın bir diyaloğunun olması lazım. Bir ilişkisi var, bakıyorsun geçmiş dönemlerde işte yok Gökhan Özbek, yok Adnan Yıldırım, CHP vekilleriyle böyle bir şey, alışverişleri yüksek. AKP, Bergama Belediyesi Hakan Koçlu, adam bana işte asla ben şeylerle, Bayburt grubuyla yani şey yok. Adamlar Dikili Bergama yolunun üzerindeki 3 badiye çökmüşler. Süt kardeşler, Bayburt, işte çimento, işte bilmiyorum 600 dönümlük bir arazi. Orada bir kendi villalarını da yapmışlar. Güneş enerji şeyleri de var falan. Şimdi böyle bir yapı, yani bu yapı ve il jandarman, il alay komutanı, yani 60-65 yaşında bir adam.
Şimdi bir sürü arada aşağıya doğru uzman var, uzman astsubay var, bilmem teğmen var ya, yüzbaşı, binbaşı falan var. Adam gelmiş böyle, hani o gün yoktum ben. Yani böyle çıldırırsa, elinde megafon filan, şunu al, bunu al, bunu al, bunu al filan. Böyle kendisi şeyden geçti, transa geçmişti. Ve şimdi hakimle, savcıyla konuşuyoruz. Ya diyor ki işte, ya siz işte orada bir direnme, direnmek suç mudur dedim ya. Direnme suçu diye bir şey var mı ya? Siz de ne okudunuz yani? Direnme suçu nedir? Yani benim de elim o zaman şey. Yani direnmek ne demek yani? Sen şimdi bu kadınla dilemedin mi hikayesini? Ya ben de işte şey işçi, yani işçiden yanaysa sen bu cezayı istiyorsun. Yani yurt dışı yasan şey nedir yerine? Adli kontrol. Şimdi sen şimdi bunu ve ondan sonra da 500 metre cezası veriyorsun. Şimdi savcı işin içinde, hakim işin içerisinde, jandarma ki özel bir tanım yapmak lazım arkadaşlar. Jandarmanın yapısı yani ordudan, TSK'dan bağımsızlaşıp İçişleri Bakanlığı'na bağlandıkça, bütçesi de kısıtlaştıkça bizim her yerde, istisnasız her yerde doğrudan oradaki büyük şirketlerin, oradaki yerel oligarşilerin bir tür bir özel güvenliği gibi hani davranıyor. Hiçbir şey kalmamış. Yani çapsızlık her düzeyde hani şey ilişki, oraya batan. Şimdi orada Bergama'da oturan, Bergama işte kendileri de anlatıyorlar. Biz yemeklerimizi Bergama altın madeni, o açık altın madeninde yiyoruz diyor. Aynı şey bizi Polyak'ta bir gün 8, yani Polyak madeni kırıkta 8 kere gözaltına aldılar. Jandarmanın bütün yemeğini Polyak madeni veriyor. Bütün binayı o yapmış. Bütün hani onların taşıma işlerini, yani onların mazot, yakıt falan işlerini onlar yapıyor. Sen zaten il jandarmalay komutanlığını yine okudun, Bergama'da öğrendik. Bilgisayarların tamamen Polyak şirketi. Yani yeni yapıyor. Şimdi dolayısıyla yani buna zaten yapı olarak da sanırım bu ilişkilerin, rejimin değişiminin bir şey, bu tesadüfen yapılmış bir şey değil. Onu bir şeye yaklaştırmış yani. Şimdi diyelim ki şirketin kendi özel güvenliği var 100 kişi Polyak'ta, 150 kişi. Ve 5-6 tane de eski özel hareketçi yine güvenlikçi olarak çalışıyor. Bir de jandarma karakolu getirip kurduruyor şey. Yani oradaki emek yapısını denetleyebilmek için. Ve oradaki cemevine bağış yapıyor, cemevi başkanıyla görüşüyor, camiye yeniliyor. Yani bilmem işte her köydeki işte muhtarlarla bir özel ilişki kuruyor, onlara hani yakınlarını alıyor, servis dağıtıyor filan. Şimdi bu yapılara karşı direldiği zaman iş yerini oradan kaldıran, yani oradaki o bütün resmi nizamın tamamına hani şey yapan, yapılarda da genelde mesela İmbat madencilik örneğini anlatayım. Madenin koordinatörü, o bölgedeki baronu ve en pis ilişkilerin içerisinde olan adamı eski Hekac Ercüment'in de Fındıklı Belediye Başkanı'nın da teyzesinin olan. Bütün pis işleri yapar. Yanındaki üçüncü adam eski dev yolcu. Oradaki dördüncü adam AKP Belediye Başkan adayı. Beşinci adam CHP ilçe yöneticisi. Şey, bu yapının yani bunu da herkes tarafından bilinir. Altılı masa değil. Yani ve herkes tarafından bilinir. Oradaki bütün pis işleri organize edilir. Sendikanın yönetiminde her siyasetten eleman vardır yüksek ücretlerle. Dolayısıyla bunlar yerel mafya orada şey satışıyla yani kömür satışından servis taşıyıcılığına o devasa 5000 kişilik, 3000 kişilik işletmelerin kimi ihtiyaçlarını yani karşılamak falan üzere kurulu. Şimdi bir işçisiniz siz. Yani herhangi bir işçi, Kamil bir işçi. Şimdi Kamil'e diyorsun ki, yani sol öne diyor, yani seslenirken, ya Kamil diren. Yani şimdi yerel mafya var. Cami, tarikat var, onlar da orada taşeron şirketi iş yapıyorlar. Oradaki şey, bütün siyasetler beraber, orada bakıyorum. Emniyet müdürü geliyor. Haftada bir kaymakam, emniyet müdürü, şirket yöneticileri beraber oturuyorlar, durumu yani istişare ediyorlar filan. Şimdi diyorlar ki Kamil diren, örgütlen. Şimdi bu mümkün bir şeydi. Yani il içtesiniz ve böyle bir işçisiniz, Yavuz örneği var. Yani ya da memleketin herhangi bir yerinde, yani Afyon'dasınız, işte Kurşunlu Organize Sanayi, Çankırı Organize Sanayi bölgesindesiniz. Yani nasıl yapacaksınız? Yani her yerde ilişki, oradaki bütün yerel siyasi unsurları kapsayan, yerel resmi yargı, kolluk, hani mafya şeyini kapsayan bir biçimde tesis ediliyor yani yerel düzey. Yani bu bazen çok daha kuvvetli ve nitelikli, bazen görece çatlatılabilir yani özellikleri olan rakipler oluyor.
farklı çıkar grupları birbirlerine ters düşüyorlar. Belli noktalarda kırılma anları oldu. Ama bir bloktan sürülüyor. Yani o Korkut Hoca'nın tüm egemen sınıflar ittifakı dediği şey yerelde daha sert gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunlar oradaki işçi yapısının da oy verme davranışlarını da belirleyebiliyorlar. Kontrol edebiliyorlar. Yani doğrudan WhatsApp'lar üzerinden şey yapabiliyorlar. Nedir? Yaptım mı yapmadım, attım mı atmadım. Yani şimdi bu... Dolayısıyla sen de ülkedeki mevcut yani o egemen ilişkiyi tersine çevirmeye dönük bir hülye içerisinde kapılıyorsun. Yani esas da bu yereldeki bu oligarşik niteliği olan bu yapılaşmayı, bu bloğu dağıtmadan ve sen Türkiye'de herhangi bir değişim, dönüşüm filan gibi bir şeyi olanağı yok. Yani Kamil şunu hissedecek. Yani Yavuz'un hissettiği gibi. Ya benim başıma bir iş gelirse yani ben yanımda duracak pirileri, yani ben yalnız olmam da çoluğuma çocuğuma ekmek getirecek bir durumda olacağım en azından. Yani aç kalmayacağım. Yani Kamil'in tek başına bunu düşünmesi gerekmiyor. Bir işçi bölüğünün, bir işçi bir halk yani grubunun bunu düşünüyor olması yani gerekir. Yani çünkü karşında Tuncay Özkan da var. O CHP'li, ben ona oy atıyorum falan gibi. Ya da işte belediye başkanı var. Ben işte Alevi'de bir dirliğinde bir Aleviyim. Ama bu taraftan benim çıkarlarımın karşısında ilişki, bir taraftan hakim de karşında, savcı da karşında, o da karşında, olan oradaki mafya da karşında, o da akşam telefon açıyor sana. Hani ayağını denk al, bak ne güzel ekmek yiyorsun, çoluğun çocuğun var, oğlum bak araba çarpar filan olur, yani yoldan çıkar taş filan. Şimdi söylüyorlar bunu, çok yaygın ve sistematik bir şekilde. Ya diyorlar ki, bakıyorlar senin işte bir çevren var, bir şeyin var, ya oğlum manyak mısın, aptal mısın, yani işte gel buradan bak sana da böyle bir pozisyon verelim. Yani burada işte şey ol, kontrolör ol, işte bir çavuş ol, bir şey ol, rahat edersin filan. İçeriyor yani bir şey. İçerme ve dışlama. Dışlandığı zaman yerelde tutunamaz. Yani büyük kentte yine izini kaybettirirsin, başka işe girersin. Bu olanakların var. İzmir, İstanbul, Ankara falan gibi. Ama Anadolu'ya doğru gittikçe bu daha katı, daha net bir şey, çıplak bir şekilde gözleniyor. Ve dolayısıyla sen buradan diyelim ki ağırlıklı olarak bir sağ milliyetçi muhafazakar bir hegemonyonun kurulduğu bu bölgelerde sola sosyalizme bilmem ne işçi sınıfına işçi sınıfı mücadelesine doğru açılma işi daha büyük bir şeyler, kopuş güçleri, daha büyük iradeler yani gerektiriyor. Yani daha büyük kararlaşmalar gerektiriyor insanlar. Şimdi mesele tabii bu yapılar nereye gitseniz yani İzmir kınığında böyle, Manisa'nın Soma'sında böyle, Gölbes'e geçin, orada zorlu grubunun oluşturduğu nikel metamadeni etrafındaki hikayede böyle geçin. Manisa merkezde o organize ve Vestel grubunun kurduğu şey üzerinden böyle İzmir'de arkasların o büyük toplulukların, Polkartların kurduğu oligarşik yapı ve o gemi yapımcılarının hani oluşturduğu yapıda böyle hani Bayburtların, Mayburtların bunların hepsinin içinde olduğu. Herhangi bir yani işte Aydın'a geçseniz şimdi belediye başkanı kocası da olan büyük sanayicilerindendir. Yani hem oradaki jeotermal hikayesinin bütün onun aracısıdırlar o. Yani orada şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki ben onu oraya atardım. Hadi oradan yani. O seni yani oraya, o kendini atattırır istediği yere. Senin öyle bir kudretli, Kılıçdaroğlu ondan büyük değil. Yani o ondan yani büyük, öyle bir kudreti var. Dolayısıyla bu, yani bunun kuşkusuz, yani rejim açısından da bu riskli gördüğü yerde, geçen Bahadır'la telefon, riskli gördüğü yerde, bir yerde bir işçi direnişi var Antep'te. Dolayısıyla bunun başka yerlere yanlış örnek olma ihtimali varsa, yani bu düzeyde rahatsız edici bir şey varsa, hızlıca bunu yani devreye girip, hızlıca bunu bir şekliyle yalıtmak, soğutmak, yani gündemden yani çıkartır, hale getirmek üzere, yani mecbur kaldıkları noktada, işin önünü alamadıkları noktada, hızlıca onu bir şekliyle yani gündemin dışına çıkartacak bir soğutmayla hani baş ediyorlar. Böylesi bir isyan, itiraz süreçleri geliyor.